Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? Her gün soruyorum bu soruyu. Her gün kalkınca aynanın karşısına geçeceksiniz. Kendinize bakacaksınız. Bugün her şey çok mükemmel olacak diyeceksiniz. Hayatınızda ne kadar kötü şey olursa olsun aynanın karşısına geçin. Bugün her şey çok güzel olacak. Ben çok güzelim. Her şey çok güzel geçecek deyin. Yüzünüzü yıkayın ve hayata başlayın. Bakın görün. Ne kadar büyük değişiklikler olacak. O evrene o sıcaklığı verdiğiniz zaman onu gerisin geriye alacaksınız o enerjiyi. Efendim bugün çok önemli bir konumuz var. Özellikle zayıflama konusunda. Hani internetlere giriyorsunuz ya. Hani oradan zayıflama çayları alıyorsunuz ya. İlaçları alıyorsunuz ya. Bakın onlar neler yapıyor. İzleyelim. Zayıflama hapları ölüm mü saçıyor? Bugüne kadar birçok kişinin ölümüne sebep olan zayıflama hapları nasıl insanların hayatını tehlikeye atıyor? Zayıflama haplarının tehlikeleri neler? Doktor Fevzi Özgönül bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de anlatıyor. Kullandığı zayıflama hapları az kalsın ölümüne sebep oluyordu. Anaokulu öğretmeni Dilek Ünal, kullandığı zayıflama hapları yüzünden nasıl ölümden döndü? Genç kadın neler yaşadı? Zayıflama hapı içmeye başladım, sonra bu hale geldim. Dilek, niçin çok sevdiği mesleğini yapamıyor? Hepsi bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Arkadaşlarının şakası tam 43 kilo verdirdi. 23 yaşındaki Hande Şahin nasıl kilo verdi? Genç kız kısa zaman içinde kaç kilo oldu? Etrafta olan şakalardan dolayı ben başta komik geliyordu ama sonradan zoruma gitmeye başladı. Hande Şahin'in inanılmaz değişimi ve azmi bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Evet efendim hoş geldiniz. Öncelikle Ahmet Bey hoş geldiniz. Dilek'cim hoş geldin ve Nurcan Hanım hoş geldin. Sağ olun. Efendim Dilek, Dilek Ünal bizim mağdur olan işte bu zayıflama haplarını kullandıktan sonra kendisi anlatacak tabii ki çok zor şartlar altında yaşamına devam ettirmeye çalışıyor. Abisi ve annesi de buna en yakın şahitler. Neler yaşadı, neler gördü? Nasıl aldı, nasıl karar verdi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce Dilek'le ilgili bir veterimiz var. Onu izleyelim, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Zayıflama hapı sonu oluyordu. İstanbul'da yaşayan Dilek Ünal, 23 yaşında anaokulu öğretmeni. Öğrencileri ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşarken internetten sipariş verdiği zayıflama hapı hayatını kabusa çevirdi. Zayıflama hapı içmeye başladım. Sonra bu hale geldim. Her şeyi unutuyorum yani. Unutkanlığım var. Çok istiyorum eski halime dönmek. Eski halime dönmek istiyorum. Dilek Ünal içtiği zayıflama hapları yüzünden konuşamamaya ve unutkan olmaya başladı. İşinden ve sağlığından oldu. Hayatım evet yolundaydı. Hiçbir sıkıntım da yoktu. İyiydi. Çocuklarımı çok özlüyorum. Onları görmeye gidiyorum. Hemen eski halime dönmek ve onlara kavuşmak istiyorum. Anaokulu öğretmeniyim. Hemen mesleğimi yapmak istiyorum. Kendini de bizi de mahvetti. Anne Nurcan Hanım kızının nasıl bu hale geldiğini anlatıyor. İnternetten yani söylüyor, kapıya getiriyorlar. Kapıda boy ödemesini yapıyor, alıyor. Ondan sonra bizden saklıyor. O zamana kadar bilmiyorduk, sonradan öğrendim ben de. Yani kendini de mahvetti, bizi de mahvetti. Bir seneden beri çok kötüyüz yani. 75 kiloydu, 70 kiloya kadar indi. 5 kilo için kendini harap etti. Yani kimse önermiyorum. Yani bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın. Bir yıldır hukuk mücadelesi veren genç kız, herkesi dikkatli olması konusunda uyarıyor. İnternetten almasınlar.
Benim durumuma düşmesinler. Ben çok kötü durumdayım. Ay yani Dilek'cim, canım benim. Üzülüyorsun biliyorum. Çok haklısın. Ama işte bu, bakın lütfen bizi şu anda çok dikkatli izleyin. Dilek çok canlı bir örnek. 23 yaşında Dilek, anaokulu öğretmeni. İstanbul'da yaşıyorlar. Bir sene önce istediği kiloya inebilmek için ne yapıyor? İnternete giriyor. Bir hap satın alıyor. Aileden de bunu gizliyor. Çünkü ailenin ona mani olacağını tabii ki biliyor. Ve aldıktan sonra, kullanmaya başladıktan sonra bir kutuyu bitiriyor. Ve Nisan ayında, yani ne kadar zaman sonra hastalandın? Bir kutuyu bitirdikten. Nisan 1'de, yani bu hadise başımıza geldi. Nisan 1'de okula giderken baygınlık geçirdi. Sabah işine giderken, okulda görevine hapı giderken. Hapı kullanması ne kadar sürdü? Bir kutu ne kadar sürüyor? 2 ay gitmişti. 2 ay mı? 2-2,5 ay. Yani evet, takriben o şey dönemi biz bilmiyoruz de çok fazla. Ha. Yani bilmiyoruz. Belki 2 ay, belki 3 ay. Sen hatırlıyor yani musun bundan... Dilek? Yok. Hatırlamıyorsun. Yok. Yani ne kadar, ne zaman ısmarladığını, bir kutu olduğunu biliyor musun peki? Bir kutuyu zaten biz farkındayız ama periyotları, yani ne kadardır, bunlardan bir haberdarız. Ancak anne bir belli bir zaman sonra evde görmesiyle, kızım sana bu rahatsızlık verir, bak dokunur. Yok anne, bir şey olmaz diyor. Bana öneren arkadaşta da herhangi bir şey olmamış, kullanmaya devam ediyor. Yani anne de bize söylemiyor. Sen görüyorsun. Evet. Onu. Son zamanları gör. Son zamanlar, yani bitmeye yakın görüyor. Ama ondan önce almış mıdır, almamış mıdır, onu zaten bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz onu. Evet. O gün düşüyor, bayılıyor ve uzun bir müddet yoğun bakımda kalıyor, değil mi? Evet. Yaklaşık 40 dakika kalbi duruyor olduğu yerde. Bölgeden geçen, o an düştüğü yerden geçen 2 tane sağlık teknisyeni ilk yardım müdahalesinde bulunuyorlar. Sağlık ekipleri gelip, ambulans 112 gelip en yakın devlet hastanesine kaldırıyorlar ve orada bize doktorların demiş olduğu, yoğun bakımda çok bir şey beklemeyin artık. Yani buraya kalbi durdu, nabız yok, hiçbir şey yok geldi. Yani tamamen ölü geldi. Şokla hayata döndürüldü. Fakat dedi, herhangi bir beklentiniz olmasın. 40 dakika kalbi duran bir insanın yani hayata geri dönmesi veya yaşamına normal devam etmesi pek normal değil dediler. Ama tabii kızımızı Allah bize bağışladı. O belli ki o evet, dönem zaman zarfında o 40 dakika kalbi durmuş deniyor. Çok alttaydı demek ki. Tabii ki, tabii ki. Sağlık teknisyenleri de orada bir yardımcı olunca. Orada kalp masajı olunca, çok önemli. Oksijeni gitmeye başlamış. Evet, yoksa evet, oksijen tamamen gitmemiş tabii, tabii, olsaydı bu durumda olmazdı. Tabii ki olmazdı. Hı-hı. Tabii ki orada hastaneden bize verilen bilgiler de, devamında. İşte yaşarsa yaşama ümidi kesinlikle verilmediği gibi, yaşama döndükten sonra da dediler ki kesinlikle sakat kalır. Sakat kalır. Hı-hı. Ama tabii ki çok şükür bedeni herhangi hiçbir rahatsızlığı yok. Fakat hareket kısıtlılığı var. Hı. Algılama problemi var. Şu anda doktorların bize söylemiş olduğu. Ve bu problemlerle biz şu anda karşı karşıyayız. Bir İnşallah. Abisi daha var. Bir de babamız başımızda. Hı-hı. Yani biz ailece bu şekilde bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Değil. Yani bizim burada yani bu programa çıkarak, sizin de teşekkürler, Allah razı olsun. Cümlemizden. Yani bunlara yer vermeniz çok güzel bir şey. Burada bizim kızımız değil. Bu memleketin, bu Türkiye'nin kızı. Neticede yarın bir başkasının kızı, evladı, kız kardeşi bu duruma gelebilir. Bizim çok basına doğru çıkmaktaki zaten maksadımız buydu. Hı hı. Bu duyulsun. Bunlar yani İlaç adı altında ama ilaç değil, bakın. İlaç değil. Yani sadece Tarım Köy İşleri Bakanlığı'ndan gıda ay takviyesi. Gıda takviyesi. İşte buna çıldıracağım. Bunu ben algılayamıyorum. Yani bu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, lütfen sizin haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama haberiniz olmadan da böyle bir şeye konmaz diye düşünüyorum. Bütün bu İlaçlama, tabii, zayıflama haplarının üstünde Tarım Bakanlığı izni vardır yazıyor. Evet. Bütün bu zayıflama çaylarının üstünde Tarım Bakanlığı izni vardır diye yazıyor. Şimdi orada bir Tarım Bakanlığı, bakanlık adını gördükten sonra
Bu insanlar inanarak bunu alıyorlar. Buna bir çay, Sağlık Bakanlığı bunu kaç kere söylüyor. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan almayın diyoruz. Ama insanlarımız, bu da bakanlık, Tarım Bakanlığı koskoca, evet. Tarım Bakanlığı buraya mühürünü atmış diyor. İzin vermiş diyor. Evet. Yani aslında şimdi, Sağlık Bakanlığı'nın olmalı. İnsanlarımız şunu karıştırıyor. İlaç Sağlık Bakanlığı'nın onayıyladır. Aynen öyle. Tarım Köy İşleri Bakanlığı onayı gıdalarımızdaki yabancı maddeleri denetler. Bunlara onay verir. Yani gıda takviyelerine onay verir. Peki neye göre şimdi, onay veriyor şöyle bunlara, bir şey var. Bu haplara falan? Ben onu merak ediyorum. Veterimizde de şöyle geçti. Onu düzeltelim biz, yani halkımız yanlış anlamasın. Kullandığı hapla, kullandığı solüsyondu. Bu önümüze bugün hap olarak çıkar, yarın solüsyon olarak, yarın çay olarak çıkar. Ha sen solüsyon olarak solüsyon mı olarak, kullandın? Toz olarak kullandı. Solüsyon haline getirerek, evet. Toz. Sütle veya herhangi bir içecek maddesiyle karıştırarak içiyorsunuz. Fakat bu fark etmez. Yani bugün önümüze Dilek kızımız solüsyon kullandı. Bir başkası hap kullanır, diğeri çay kullanır. Var haplar da yani var, bunlar çaylar önümüze da bu şekilde var. Tabii. Hizmet vermekte. Aynen öyle. Yani bizim sağlığının bozulmasından sonra sağlığı hastanede rutin bir hal alınca bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla bir randevu talebimiz oldu. Tabii Sağlık Bakanımız o zamanlar yoğundu. Hı hı. Görüşemedik Sayın Mehmet Müezzinoğlu'yla. Kendisi de televizyonlardan basından açıklama yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı bize gereken ihtimamı gösterdi. Biz dava sürecimiz başladı. Bu tozu avukatımız aracılığıyla Adli Tıp Kurumu'ndan incelemesi için ricada bulunduk. Ve gerekli dilekçelerimizi verdik. Ve tabii ki biliyorsunuz bu gündemimizde bir terör şeyi yaşanmakta, evet, dalgası. Evet, bundan dolayı da savcısı birkaç defa değişmiş. Ve şu anda da davası şu anda bir yavaşlatılmış durumda. Yavaşlamış durumda yani. Şu tekrar gündeme getirmek gerekiyor aslında. Evet. Yani tabii ki. Çünkü şimdi, bu çok önemli şimdi, bir konu. Evet, burada, Sağlık Bakanlığı'na buradan ayrıca teşekkür ediyorum, evet, yardımcı oldukları için. Tabii ki, tabii ben ki. Ben tekrar Sağlık Bakanlığı'na bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu internet sayfalarına, özellikle sosyal medyadaki internet sayfaları, yani Facebook ve onun, evet, gibi daha bir sürü içeride ne reklamlar veriliyor? Size anlatamam. Yani ve hatta ünlülerin resimlerini koyuyorlar, bizlerin resimlerini İzinsiz. Koyuyorlar. İzinsiz, hiç haberimiz olmadan. Evet. Diyorlar ki işte bunlar da aldı bundan, zayıfladı. Evet. İşte bunu kullandı, bu hale geldi. Bunu yaptı, bu hale. Sayfaya giriyorsunuz, ben özellikle bazen giriyorum sayfaya. Bir bakıyorsunuz işte İngiliz doktor bilmem kim bilmem ne adı altında. Niye işte bunu böyle yaptı. Tabii ki şimdi cahil olan bir insan, ki kızımız da cahil değilmiş, ama bu sayfayı gördüğü zaman inanıyor. Çünkü o kadar donanımlı bir sayfa ki. Evet. Ve alta baktığınız zaman işte Tarım Bakanlığı'ndan onaylıdır. Evet. Odur budur, Sağlık Bakanlığı demiyor, Tarım Bakanlığı. Ama bu bakanlık sözünün geçmesi bile insanların inanmasına neden oluyor. Onun içindir ki bence Sağlık Bakanlığı, bu Tarım Bakanlığı'nın bu tarzdaki şeylere vermiş olduğu bu izinleri kaldırması gerekiyor. Özellikle. Evet, hala satışta yani. Özellikle şunu, hala satıştalar, evet, bunlar. Ve görüyorsunuz kızımız, evet, ne vaziyette. Hala satıştalar. Ben peki, Sağlık Bakanlığı'na seslenmenizle bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Evet, Sağlık Bakanımız o dönemde de açıklama yaptı. Bu tür internet sayfalarının bir kapatıldı. Yalnız tekrar başka uzantılarla tekrar devam ediyor. Yalnız şöyle bir şey var. Benim Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ricam var. Evet, kapatılması belki çok kolay, açılması da çok kolay. Çok kolay. Ama kamu spotu yayınlasınlar. Lütfen, rica ediyorum. Bununla ilgili hiçbir kamu spotu bulunmamaktadır. Zayıflama ilaçları. Aynen öyle. Şu anda bakın. Doğru, haklısın. Bu bir hayatı mahvetti. Bir de bizim devlete olan yükümüz var. Bakın, hem hayat mahvoldu, bir de şu anda devletimiz Dilek kızımızı iyi edebilmek için uğraş veriyor. Elinden bu, gelen bütün çabayı gösteriyor. Devlete bir külfeti var. Evet. Yani bu her iki taraf için de büyük bir sorun yani. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Evet. Peki siz şimdi bu davayı açtınız. Evet. Dava biraz ağır gidiyor. Evet, ama ağır evet, gidiyor. Ülkemizde yaşanan o, evet, terör olayından sonra, işte, evet, o darbe olayından sonra, evet,
ne yazık ki bazı şeyler evet. biraz aksadı. Aksadı işte bazıları görevden alındı. Evet. Şimdi tekrar yinelemek gerekiyor. Sanırım evet. belki tekrar bir tam bilemiyorum ama avukatınız mutlaka bilir. Tekrar Tabii bir ki. Dilekçe zaten, mi vermek evet. gerekiyor ona? Şimdi yok tekrar dilekçe değil. Zaten bizim davamız hali hazırda devam etmekte. Peki bu site devam ediyor mu hala? Şimdi site belki dilek kızımızın aldığı şeyde olmayabilir. Fakat farklı bir adresle farklı ama bir aynı ürün. Aynı ürün yine satılmakta. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Buradan özellikle Dilek kızımızın bir arkadaşı tabii can ciğerler çok sevdikleri için Facebook'tan o şeye ilaca yazı yazıyor. Onun sayfasına yazı yazıyor. Benim arkadaşımın hayatını mahvettiniz. Sizin yüzünüzden böyle oldu, şöyle oldu. Orada da o zamanki medyada yayınlanan haberleri koyuyor. Hemen oranın avukatından hukuki bir yazı geliyor. Diyor ki hani onlarca hukuki bizi karalamak adı altında yapmış olduğunuz bu yazıyı yayından kaldırmanızı aksi takdirde hukukçularımızın gereğini yapacağını yani düşünün şöyle bir şey var. Dilek kızımız bundan Suçlu zarar gelmiş. Şey yani ve komik ya, bir şey ya. Komik çok ya, komik. Hakikaten. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Ve şu söyleniliyor internette. Bizim ilacımızdan, bizim ürünümüzden olduğu belli değil. Bakın şuna da şöyle bir açıklama getireyim ben. Hastanede biz doktorlarıyla, tabii medyaya çıktığı için de bir orada başhekimlerle, doktorlarla sohbet etme imkanı bulduk. Doktora sorduğum soru şudur. Hocam, kızımızın kalbi neden durmuştur? Buna ne yol açmıştır? İçindeki madde ne? Şimdi yok ben ilaç bu ürün adı olarak sormadım ben. Sadece Hı-hı. şu. Bir ritim bozukluğu var mı bizim kızımızda? Yok. Kalbin ne durmasını sağlar? Ya bir rahatsızlık ya da ritim bozukluğu durmasını sağlar. Hı-hı. Peki bizim kızımızda bunlar çıktı mı? Çıkmadı. Peki ne olabilir hocam? Dışarıdan olmuş, almış olduğu bir takviye. Önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığını merak ettiler. Hı-hı. Ki yani bizim kızımızın okul döneminde bile yani ilkokuldan üniversiteye kadar babası bizzat kapıya kadar götürüp kapıdan almıştır. Hı hı. Zaten öyle bir şey olsa siz bunu evet. bilirsiniz. Biliyoruz zaten. Evet. Ve dedi ki biz bu ürünü gösterdiğimizde doktoruna, doktoru bize verdiği cevap şu oldu. Evet bu yol açabilir ama biz bu diyemeyiz. Hı. Yani burada da doktorlar şu yani şundan yani... Başları yani bu deyip de suç iftira atıp da bizim başımız belaya girmesin diye. Ama Peki, diyor. Peki adli tıpta ne çıktı? Adli tıptaki rapor bize ulaşmadı. Raporu kalp damar hastanesine Mehmet Akif Ercoğlu kalp damar hastanesine oradaki bir heyete gönderilmiş. Heyetin yani cevaben yazısını bekleniyordu. Hmm. Şimdi bu yaklaşık yani önümüzdeki hafta. Bu da ortaya çıkacak. Hmm. Yani çünkü bunun içindeki bir madde aynen. mutlaka ki bu kalbi Bakın. Yoracaktır. Yani neyse o işte hani zayıflatmaya yarayan, metabolizmayı hızlandıran. Aynen. Kalp ne kadar hızlı mesela spor yapınca aynen. ne diyor doktorlar? Aynen. Kalbiniz belirli bir ritme gelmesi lazım. Ulaşması lazım. Yağ yakabilmeniz için ama o spor yaparken. Aynen. Fakat bu hiçbir şey yapmadan bu ilacı alıp kalbini anormal bir şekilde yormaya başlıyorsun. Evet. Ve ne oluyor? Tak diye kalp birdenbire ne oluyorum yorgun derken. Yorgun düşüyor. Düşüyor tabii kalp ki yorgun düşüyor. Nasıl ki Dilek kızımız sabahleyin uyandı. Halbuki vücut dinç. Hiçbir sıkıntı yok. Annesiyle vedalaşıyor. İşe gitmek için. Yani bir yorgunluk yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dilek. Hatırlıyor musun onları? Yok hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Düştüğünü de hatırlamıyor. Düştüğünü de hatırlamıyor. Peki ondan öncesini yani internete girip baktığını, ısmarladığını hatırlıyor musun? Yok. Onu da mı hatırlamıyorsun? Hatırlamıyor. Ah yerim ben seni ya. Peki kızım niye yani neden boş ver kilolu olsaydın ne olacak? Çok mu kiloluydun? Kaç kilo vermek için aldın bunu? 5 kilo 6 kilo için. 5 kilo 6 kilo için. Onun uğruna. Ah canım benim ya. Ya 5 kiloyu 6 kiloyu evet. sen istesen yürüyüş yaparak verirdin gencecik. Nişanlı düğüne yakın o kadar vereyim Şimdi, diye o kadar evet. Düğünü mü vardı? Nişanlı. Nişanlı evet. Nişanlı mısın? Evet. Ah güzelim benim. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim şimdi hani örnek veriyorum size. Saç açıklığı deyince erkekler kesinlikle burada tahammül yok. Hemen saç ektirmeye çalışıyorlar. Bayanlarda da yani sanki aslında kilolu değildi kızımız.
Yani ama kendisi değildi yani, hemşireler zaman falan şaşırdı. Kilosu yok. Zaten gıdasına da dikkat ediyordu. Şey, şeker kullanmıyordu. Aldığı gıdalara dikkat ediyordu. Yani zaten belki bu ürün bile bunu 5 kilo verdirtmedi. Bu kendisi verdi. Tabii. Ama o zamanki işte hekimlerimizin de söylediği gibi incelenen diğer başka ürünler veya bu bilmiyorum, İçinde cıva dahil varmış. Var tabii. Böbreğini delerek, su kaybederek insanın kilo kaybetmesine... Sadece suni kilo verdirtiyor. Aynen öyle. Yağ falan verdirtmiyor. Senden su verdirtiyor. Aynen öyle. Vücudundan su alıyor. Bu arada vücudundan su giderken ne oluyor? Kalbin yorulmaya sağlık başlıyor. Sağlık bozuluyor. Sağlığın bozuluyor. Evet. Çünkü o seni bir anlık mesela... Bugün gidip bir mesela dışarı çıkma, bir idrar söktürme dedikleri evet, bir evet. hap var. Onu evet. al, iki gün. İki günde 3 kilo. Tak 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 gider. Ama ne olur? Onu bile zaten yüksek vücudu, tansiyonu tabii, olanlara tabii veriyorlar. Ki, tabii. Bunlar işte hem o ilaçların, onların evet. daha fazla artık neler kullanıyorlarsa evet. içine. Dediğiniz gibi cıva evet. kullanıyorlar, onu kullanıyorlar, bunu kullanıyorlar. Ve sonuçta bu hale gelebiliyor insanlar. Şimdi bir bandımız var. Bütün bu ilaçlarla ve çaylarla ilgili onu bir izleyelim, sohbetimiz devam edecek. Zayıflama hapları öldürüyor. Son yıllarda uzmanların tüm uyarılarına karşın reklamlara kanarak bu ilaçlardan kullanan çok sayıda genç hayatından oldu. 20 yaşındaki Yeşim Kılıç, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisiydi. Kaldığı yurtta ölü bulundu. Odasında internet üzerinden satın alınan 20'ye yakın zayıflama hapı bulundu. Genç kızın bu yüzden öldüğü ortaya çıktı. 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez, Balıkesir'de bir güvenlik şirketinin ortağıydı. Gülmez, zayıflama hapları kullandıktan sonra fenalaştı ve hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın 33 gün sonra yaşamını yitirdi. Kastamonu'da yaşayan 23 yaşındaki Nilay Dinçer, kullandığı zayıflama hapı nedeniyle yaşamını yitirdi. Dinçer'in kullandığı ilaçta sibutramin etkin maddesi bulunduğu belirlenirken, ilaç bakanlıkça eczanelerden toplatılmıştı. Ancak yine de piyasadaydı. Bartın'da yaşayan 50 yaşındaki tansiyon hastası Fatma Sinaplı evinde ölü bulundu. Sinaplı internetten satın aldığı zayıflama hapını 2 gün kullandıktan sonra yaşamını yitirmişti. Bir kanalda bilgi işlem müdürü olarak görev yapan Ertan Geyik evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ertan Geyik kullandığı zayıflama hapları yüzünden yaşamını yitirmişti. Evet, gördüğünüz gibi bu arada hocam Doktor Fevzi Özgönül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz ama bu haberleri duyunca çok üzülüyoruz. Evet hocam, kızımızın haline baksanıza, kızımız kullanmış bunu ve şu anda hiçbir şey hatırlamıyor, zor konuşuyor. Yoğun bakımda kalmış. Sen yine şanslıymış. Çok şanslı. Yani evet, hayatta evet. kalmışsın. Bak gördün değil mi? Kaç kişi biz bu anlamda gitmiş. Doktora kontrole götürürken hani insanlar tabii sevdiği olarak doktorun ağzından hani güzel sözler bekliyor. Hocam işte kızımız ne zaman normal haline döner? Epikrizine bakarken bir kızımıza bakıyor, bir epikrize bakıyor. Ve bize verdiği cevap şu. Bu kız bu epikrizdeki olayları yaşamış ve hayatta. Siz buna dua edin. Diyor, başka bir şey istemeyin diyor. Aynen öyle. Ama yavaş yavaş açılır diye düşünüyorum ben. O dileğin İnşallah. De azmine bağlı evet. birazcık. Evet. Azmettikçe... Sen de bunu başarırsın. Çünkü sana Allah bu ikinci hayatı bağışlamış. Evet. Bundan sonra çok dikkatli olacaksın. Kendine bakacaksın. Çok iyi şekilde öyle kilo alacağım. Aman onu yapacağım. Sakın böyle bir şey düşünme. Sadece rehabilite çok önemli onun evet. için galiba. Öyle değil mi hocam? Aa, zaten bedenin ihtiyaçlarını verirseniz kilolu olmaz ki. Evet. Yeter ki o ihtiyaçları alsın. Yani ihtiyaçlar da gıda ile gelir. İşte evlenecekmiş hocam. Hani biraz daha zayıflayayım diye. İşte gizli gizli internetten bir hap ısmarlamış. Ve kaç gün yoğun bakımda kaldı?
17 gün mü? 20 gün mü? 17 yok, gün. Kaç? 13 gün falan. Solunum cihazına bağlı. Peki nasıl fark ettiniz? Siz mi fark ettiniz bu hapları? Evet, ilacı sabah alırken çantasında, kızım bu ne dedim. Anne zayıflama ilacı dedi. Size kızardığı söylemedim size dedi. Hı. Çantamda taşıyorum dedi, okulda içiyorum dedi. Yemek yemiyormuş ama onu içinecek. Hiç yemek yemiyor muydun? Evde de çok yemiyordu. Hatırlıyor musun? Ha? Evet. Zaten gıda takviyesi ya. Yemek almıyorsunuz. Bunu içtiğiniz zaman güya sizin yemek ihtiyacınızı karşılıyor. Yemekten alacağınız vitaminleri size sağlıyor. Öyle olsaydı bütün yani bu kadar rejim, diyet yapmamıza yok, hiç gerek yoktu. Hepimiz birer tane hap alıp ortada dolaşırdık yani. İşte, sağlıklı olsaydı şayet. O zaman şair da işte bizim üstüne basa basa vurguladığımız, işte memleketimizin Sağlık Bakanlığı'nın ve ülkemizin birçok diyetisyeni var. Hekimleri var. Bununla ilgili çalışmalar var. İnsanların bu tür şeylere yani ilgi göstermeleri yanlış. Birbirlerini öneriyorlar. Ama diyorlar çok ki, şey yapıyorlar. Ben kullandığım bir şey olmadı. Evet. Çok süslüyorlar. Fatma kullanır, Fatma'ya bir şey olmaz. Ama Dile'ye olur. Olur. Zehra kullanır, Zehra'ya bir şey olmayabilir. Ama o gün olmaz. Hani hocam da burada daha iyi açıklar. Şimdi hocama daha sonra zaten ortaya çıkıyor. Ve daha kötü bir şekilde çıkıyor. Evet. Bizim Dilek kızımız da bu birden yükseltti. Yani çok şanslıymış. Hocam siz ne diyorsunuz? Hala bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izniyle diye satılmaya devam ediyor. Çaylar devam ediyor hala, zayıflama maalesef, çayları. Maalesef. Ve çok süsleyerek, hatta bizlerin resimlerini kullanarak, onu da söyledim. Kampanya yapıyorlar. Kampanya yapıyorlar. Ya geçen günü Canan Karatay'ın bile resmini kullanarak, işte bunu alın yapın, Canan Hoca'nın verdiği, önerdiği detoks diye bir şey vermişler. Ya bu kadar mı olur dedim ya. Artık yani insanın ne bileyim yuh diyesi falan geliyor. Şimdi hocam burada bir bitkiden bahsediyor. Örnek veriyorum. O bitkinin öneminden. Hemen o bölümü kesip yapıştırıyorlar. Biz bunun hapını çıkarttık diyorlar. İşte. Bakın biz bunun yani bu internette birçok yani işte ünlü diyeyim ben. Hı hı. Diyetisyen ve şeyler var. Katıldıkları programda lahananın sırrı deniliyor. Onu kesmiş, oraya sayfasını yapıştırmış. O lahananın sırrından sonra. Evet, adam anlatıyor. Programda anlatmış. Evet. Lahananın sırrını anlatmış. Ve güzelliğini anlatmış. Fakat lahananın hapını bunu çıkarttık diye. Çıkarttık böyle bir şey diye yok. Veriyorlar. Evet, maalesef. Hocam dünyada en çok biz hap kullanıyoruz. Türkiye'de hap kullanılıyor. Evet. Maalesef neye çünkü bağlıyorsunuz? Nedir bunlar? Yani şöyle, bunlara niye mani olamıyoruz? Halkımız inanmaya çok meyilli. Her şeye inanıyor. Ve inandığı zaman da güveniyor çünkü önünde bir medya var. Medyada çıkan kişiler var. Dolayısıyla bir şeyler anlatıyor ama arkadaşın dediği gibi yani onun bir bölümünü alıp biz hep söylüyoruz mesela bir şey veriyoruz, bir salatalık çayından bahsetmiş geçenlerde ama diyoruz ki bu içilince tek başına fayda vermez. Sizin yanında diyet yapmanız lazım. Yani şimdi bir ilacın eğer size kilo verdiriyor iddiası varsa bu size zarar veriyor demektir. Çünkü hiçbir şey yapmadan yani beslenmeden hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne diyetinize dikkat edeceksiniz, ne hareketinize dikkat edeceksiniz ve bu sizi zayıflatıyorsa dikkat edin. Zayıf düşürüyor ve size zarar veriyor demektir. Çünkü zarar vermeden zayıflatması mümkün değil. Aynen. Zayıflamak ne demek? Kilolardan kurtulmak demek. Hı hı. Şey, kilolardan kurtulurken çok basit. Nedir etkileri? Mesela biraz önce anlattığınız, kulak misafiri oldum, tam geliyordum. Su attırıyor. Evet. Su attırmak zayıflamak demek değildir. Evet. Yani su eğer vücudumuzdan giderse bu suyu fazlasıyla geri almak zorunda. Çünkü vücut bu suyu tutmak zorunda. İkincisi, yediğiniz gıdaların sindirimini engelliyor. Sindirimini engellerse ne olacak? Yediğiniz gıdalar size fayda vermeyecek. Allah bize iki futbol sahası büyüklüğünde bir sindirim sistemi yaratmış. Evet. Bu yararlı olsun diye yaratmış değil mi? Yani yoksa bir boru yaratırdı, dümdüz giderdi. Üçüncüsü, bazı gıdaların emilimini engelliyor. Mesela geçenlerde ben de şahit oldum. Diyorlar ki yediğiniz yağlar gidiyor. Yediğiniz yağlar giderse yağlarda eriyen vitaminler de gider. A, D, E, K vitamini gider. Saçlarınız dökülür. Evet. Gözleriniz kör olur. Ve ileride bazı nörolojik problemler yaşarsınız. Nitekim kızımız da büyük ihtimal öyle bir şeyle olmuş. Evet, çünkü nörolojik problemler yaşıyoruz. Şu anda nörolojik problem yaşıyor zaten. Evet. Bunların düzelmesi için vücut bir sürü şeye ihtiyacı var. Mesela bakıra ihtiyacı var ama çok az. Fakat bunun emilmesi için sindirim sisteminin güçlü olması lazım. O zaman siz
düzenli beslenerek sindirim sisteminizi güçlendirmek zorundasınız. Mesela bütün doktorlar ne diyorlar? Bu fermente olan turşu yiyin diyorlar, ev yoğurdu yiyin diyorlar, peynir yiyin diyorlar. Burada vücudunuz güçlensin diyorlar. Bunları niçin söylüyorlar? Çünkü vücut güçlendiği zaman zaten o yağları yapmaz. Yakacak. Yağ olması için sizin güçsüz olmanız lazım. Yağlar koltuk değneği gibidir. Eğer siz güçlüyseniz asla ve asla vücut yağ yapmaz. Hı hı. Ancak güçsüz olduğunuz zaman o koruma çemberi alır ve koruma çemberini siz yok etmeye çalışırsanız bir herhangi bir ilaçla siz kendinize zarar vermiş olursunuz. Ne oldu? Kızımızın ismi ne? Dilek. Dilek. Dilek gibi yanlış bir zamanda yanlış bir ilaç kullanarak evet. bu kötü etkiye maruz kalabilirsiniz. Ha. Şimdi dilek eşinde bereket çok hayatta. İşinden, Allah'tan evet. hayatta tabii. Allah evet. ona bağışlamış, ailesine evet. bağışlamış. Sen şimdi kendini, moralini çok yüksek tutacaksın bir kere Dilekçim. Ben iyi olacağım diyeceksin. Şu anda kaybetmiş olduğun nörolojik olarak bazı şeylerin var. Ama onları çalışarak ailenin de yardımıyla evet, evet. birlikte sen geri getireceksin hepsini. Hepsi geri, hepsi evet. geri gelir. Daha çok gençsin çünkü. Evet. Onların hepsi geri gelecek, gelmez diye sakın düşünme. Ama bunun için de çaba göstermen gerekiyor. Bir kere her şeyden önce mutlu olman gerekiyor ki ben ayaktayım, sağlıklı kaldım, sağ kaldım. Evet. Ölmedim diye dua etmen gerekiyor. Tabii bu arada nişanlısına da buradan işte Tevfik Güneş'e çok teşekkür ediyoruz. Kızımızın bu rahatsızlık döneminde hep yanında oldu. Aferin. Hala da şu an yanında. İyi günde kötü günde. Yani hastalıkta, yani sağlıkta. Şimdi sağlıkta. Kişi yani biz kendisine şunu da söyledik. Dedik çoğu yani, kaçıyor gidiyor biliyorum. Kızımızın rahatsızlığı bu. Doktorların söylediği bu. Kızımızın ne zaman düzeleceği belli değil. Sen de şunu söyleyebilirsin. İşte abi ben hayatımı kurmam gerekiyor. Hani ben dileği seçmiştim ama dileğin düzelip düzelmeyeceği belli değil. Yok abi dedi, ben kesinlikle dileği seviyorum, bekleyeceğim. Ay canım. Biz de işte kendisinin bu duruşundan dolayı kendisine ayrı bir teşekkür ediyoruz. Sen ne güzel bir abisin ya. Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi billahi evet, değil mi? Ne kesinlikle. Güzel bir abisin. Damada bile neler söylüyor. Evet yani, sağ olsun. Ya vallahi yani, ne güzel. Yani herkesin hakkını herkese vermek lazım. Ay Nurcan'cığım yani burada... ne güzel evlatlar yetiştirmişsin. Ay canım benim. Yani inşallah bizim tekrar tekrar hani bunu bir fırsat gibi kendimize algıladığımız için tabii, yine tabii. söyleyeceğim. Sağlık Bakanlığımız ne olursunuz? Kamu spotu. Bununla kamu ilgili. Kamu spotu yapılıyor. Kamu spotu evet. çok önemli. Nasıl ki bütün sigara için kamu spotu kesinlikle. Yapılıyor. Evet. Aynen. Bu zayıflama ilaçları ve zayıflama çayları özellikle sosyal medyadaki bu reklamların evet. artık bir dur denmesi gerektiğine inanıyorum. Dediği gibi hocamın bir tane kelimesini alıp işte hoca diyorsa ki lahana çok iyi geliyor. Evet. Ödem atıyorsun. Hemen işte hocanın dediği lahananın hapını yaptık deyip pat diye bir hap çıkartıp satmaya başlıyorlar. Biz bunları anlayamayız da bizim kendimizin ne yapması gerekiyor hocam? Bakın lahana yok mu? Peki niye hapını Allah alıyoruz? Gidin lahanayı alın, hocanın tarif ettiği şeyi bulun, yapın. İnternette yapın. Evet. Yani bu o kadar mı zor? Siz kolaya kaçıyorsunuz, kola hiçbir şey yok. Yani bir bebek çok zor büyüyor değil mi? Bebeğe bir hap veriyorsun, o kendi kendine büyüyor. Altını değiştiriyor, üstünü yalnız değiştiriyor. O olmaz ki. Demek ki bebek büyümüyorsa siz de kilolardan kurtulamazsınız. Orada şu ortaya çıkıyor. Bizim hazırcı bir millet olduğumuz. Tabii canım. Ve piş yani armut piş cahiliz. Ağzıma düş. Yani burada lahanın hapı olmaz. Biberin hapı olmaz. Aynen. Bir ara kırmızı biber gündeme geldi. Kırmızı biberin vücutta yağ yakmasının önemi anlatıldı. Ama oradaki doktorlarımız, diyetisyenlerimiz kırmızı biber tüketildiği takdirde tabii canım. Yağ yakılacağını yani normal bir şekilde. Ama bizimkiler ne yaptı? Bir, yani simsarlar, bir hayat tacirleri, umut tacirleri biber hapını çıkarttık diye internetten tabii. biber hapı. Zaten sadece internetten yapabiliyorlar. Televizyonlardan satışı yasak, yasak olduğu evet, için evet. internetten bunu işte yapabiliyorlar. İşte bilmem ne çayı zayıflatıyor. Veya şu bitki zayıflatıyor. Hemen onun hapını çıkarttık. Onun hapını çıkartıyor ve burada bir şey var. İçine başka bir madde koyuyorlar. Tabii. Hani zayıflasın diye. Çünkü alıyorsunuz bir anda kilo vermeye başlayınca devam ediyorsunuz. Yuva koyuyorlarmış hocam yani ya. Tabii, şimdi hatta dönem, evet. en kötü bir şey var. Ben geçenlerde duydum. Hayret ettim. Çin'de bir ilaç çıkmış. İçinde parazit yumurtası var. Hı. Alınca bağırsanıza parazit açılıyor.
O parazit şey yapıyor ve sizin yediklerinizi yok ettiği için ne oluyor? Zayıf düşüyorsunuz. Zayıflıyorsunuz. Evet. Ama parazit bu yani. Ama orada siz bile bile parazit yumurtası yer misiniz? Ay iğrenç bir şey o ya. Ama iğrenç. Bunun içine birkaç tane parazit yumurtası koyuyorlar. Bu tür şeyler. Çünkü onlar için hızla satış önemli olan. Sizin sağlığınız önemli değil. Sonra ne olduğunuzun önemi yok. Önemli olan onlar satsın. E işte lahana hapı diyorlar. Lahana hapının içinde lahana yok ki. Ya lahana hapı başka bir sürü şeyler olur ya. Şimdi işte yani bu... mantıken de düşünün Allah aşkınıza hanımlar. Özellikle hanımlar da yapıyor. Evet, genç evet, kızlar. Evet. Hanımlar. Yani bir kafanızı çalıştırın. Lahana hapı olur mu? Al lahananı. Otur kendin haşla. Suyunu yemeğini çıkar. Yapmış. Her sabah iç onun suyunu. Bak nasıl zayıflıyorsun. Aha, ama şöyle, niyetine de dikkat et. Yalnız aman şuna çok dikkat edelim. Ha, sürekli sakın, değil tabii. Sürekli yaparsanız lahana diüretiktir. Vücuttan su atar ama sonra başka problemler olur. Çünkü suyun yanında bunu başka bir su elementleri. Bunu sadece ya da iki gün galiba. Hatta hiç yapmayın. Lahana çorbasını için, lahana yemeğini yiyin. Lahana turşusunu yiyin. Bir kapuska yap acılı acılı. Oh ne güzel. Of vallahi beslenin. Var ya az yağlı. Şimdi, sizler, i̇şte bitti gitti. Sizler yayıncı olarak... üzerinize düşen işte bir görev var. Siz bu görevi yerine getirmek adı altına doktorları mesela programınıza alıyorsunuz. Doktorlarımızın burada insanlarımızın tüketmesi gereken gıdalardan bahsederken ne yapıyorlar? Oradaki umut tacirleri, sağlık simsarları bunu farklı yöne dediğimiz gibi az evvel kullanıyorlar. Aynen öyle. Kimsenin buna düşmesi lütfen birbirimizi uyaralım. Birbirimize bunu anlatalım. Bakın canları nasıl yanmış ki başkalarının canının yanmasını istemiyor aile. Evet. Yani bizim kızımız bu hale geldi. Biz şanslıyız. Kızımız yaşıyor. Ama sizler ne olur biz demin de izlettik size gördünüz kaç kişi ölmüş. Evet. Yani bir de hocam şeyler var. Spor yapanlara ek gıdalar bu protein tozları onlar bunlar falan anlaşıldı. Böyle bir sürü şeyler veriliyor. Bunlardan bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bu arada bir spor hocamız telefon attığımızda onunla bir konuşalım. Mehmet Dursun Bey alo. Alo iyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ederim Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum teşekkür ederim. Evet şimdi Mehmet Bey bu zayıflama ilaçlarından işte tozlarından falan bahsederken bir de spor yaparken kullanılan bazı tozlar var. İşte protein tozu, kas yapma evet. tozu. Ben şimdi bilmiyorum onların şeylerini gıda de. Gıda takviyesi olarak geçiyor onlar. Gıda takviyesi. Evet, işte takviyesi onu aldığın zaman kasın şöyle şişiyor falan filan gibi. Bunlar sağlıklı mı? Perihan Hanım onlar supplement diye genel olarak adlandırılıyor. Onların tek bir zararı olmuyor da sizin bu piyasada bulunanlar steroid grubuna giriyor. Bu şırınga grupları işte testosteronlar, anabolik steroidler. Bunlar insanların hormon dengelerini bozuyor. Zaten bunların satışı ve kullanımı yasak. Spor salonlarında kesinlikle. Yani spor salonlarında değil ağır hastalara verilen ilaçlar bunlar. Ama spor salonlarında mesela hala... o protein tozları satılıyor. Bence onlar çok zararlı. Protein tozlarının tek zararlı olduğunu söyleyemeyiz ama dediğim gibi steroid grubuna giren gruplar zararlı. Vallahi ben hani... şöyle bir şey söyleyeyim. Benim oğlum kilo veriyordu ve doktora gittik, diyetisyene gittik. Diyetisyenle evet. birlikte. Hatta benim oğlum spor yapmaya işte gidecek. Benim oğlum döndü dedi ki protein tozu alayım ben daha çabuk. Doktor dedi ki sakın ha. Niye böyle olabilir, bir şey söylesin olabilir. Doktor sakın ha diye. Yani bu protein tozlarını alıp çok ölen sporcuları biliyoruz. Onlar steroid grubuna giren ilaçlar işte yanlış bir bilgi bu. Dediğim gibi hani şırınga olarak, hormon olarak verilen ilaçlar bunlar. Onları biz tabii ki önermiyoruz. Protein tozlarını da gerek olmadıkça kesinlikle önermiyoruz tabii ki. Spor her zaman sağlıklı yapılan bir şeydir. Doğal ürünlerle yapılan bir şeydir. Aynen. İşte insan etini, sütünü, balını, yumurtasını günlük olarak alıyorsa, ihtiyacı olan proteini alıyorsa... Biz onları da zaten kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ama şimdi gün içinde yoğun tempodan dolayı beslenme ihtiyacı olan insanlar oluyor. Onda etki olarak günde bir ölçek protein tozu öneriyoruz. Günde bir ölçek. Tüm spor salonlarının yaptığı bir sistem. Kilo verdirici haplara değineceğim. Bunlara kesinlikle yani itibar etmesinler. Dediğiniz gibi o kilo verdirici haplar spora da önermiyor onları satan insanlar ne yazık ki. Öyle bir şey var. Bizim günümüzde kadınlarımız yanlış anlamasın ama gerçekten istikrarsızlar. Spora yazılmıyorlar mesela. Evet. 2 gün, 3 gün geliyorlar sonra yapmıyorlar. Bu da yararlı bir durum işte. Ya da diyetlerine dikkat etmiyorlar.
O haplar daha kolay geliyor onlara. Evet, bizim ev hanımlarımız genellikle kullanıp pandemiye kandırıyor. Spor yapmadan da zayıflayabilirsin diyorlar. Onlar da vücudun dengesini bozuyor. Ya çok ödem atıcı, su atıcı ilaçlar oluyor bunlar. Ya da işte kas sezonunu bozuyor. Metabolizmalarını bozuyor. O şekilde büyük ama kalıcı hastalıklara sebep oluyor bunlar. Evet, yani bizim kadınlarımıza benim tavsiyem ayda 5-6 kilo sağlıklı olarak bir spor salonu yazısınlar. Çok modern spor salonları var bizim ülkemizde. Yani 5-6 kilo sağlıklı olarak 5-6 kiloyu sağlıklı versinler diyorsunuz değil mi? Versinler sağlıklı olarak 4 ayda 5 ayda istedikleri forma ulaşırlar standart birisi. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, yani doğru bir şey söylüyor tabii. Yani 5-6 kiloyu gel spor salonuna biz sana verdirelim diyor. Yani bu arada ben tabii burada Mehmet Bey belki hani bir ölçek mi ölçek diyor ama ben o bir ölçeğe bile karşıyım. Kusura bakmayın Mehmet Bey. Tamam belki hani siz onun sağlıklı olduğuna inanıyorsunuzdur belki ama ben inanmıyorum. Ben asla çocukların spor yaparken yahu yumurta ye. 6 tane yumurtanın beyazını koy ye, sarısını koyma, al sana protein. Tabii o protein tozları yumurtadan yapılmıyor ki. Ha, onlar yumurtadan yapılmıyor. Hatta bu şey var, bazılarının içinde melamin var. Hani melamin tabaklar var diye kırılmaz. Hı-hı. O madde var. Yani sonuç olarak bunlar hepsi suni şeyler. Bunlardan uzak durmak lazım. Sağlıklı besleneceksiniz. Bir de iğneler falan var. Doğru bir şey söylüyor. Vücudun bir de iğne fizyolojisi yaptırıyorlar var. Biliyorsunuz değil mi? Şişsin misin tabii, şeyleri kas diye. Kas kasları falan. Vücudun bir fizyolojik sistemi var. Şimdi siz bir sporcu fizyolojisi var. Bir normal insan fizyolojisi var. Siz normal insanı sporcu fizyolojisi gibi düşünemezsiniz. Yani siz ona kas yaptırıyorsunuz. Anatomisinde kas yok öyle bir şey. DNA zincirinde öyle bir kas yok. Siz şişiriyorsunuz sonra bir bakıyorsun 3 ay içinde balon iniyor. Balon gibi sönüyor. 6 ay şişiyor 3 ay iniyor. 6 ay şişiyor 3 ay şişiyor. Hocam öyle çok da şişince çok da çirkin duruyor. Çirkin duruyor tabii yani doğal olan en güzeli. Böyle bu kol şişmiş buraları böyle şey ay ne kadar kötü duruyor. O bir de diyorlar ki vücut güzeli seçildi. O vaziyette ne vücut güzeli ayol bence. Yani facia bir şey o. Sanki uzay filmindeki bir yaratık gibi geliyor bana mesela. Öyle bir vücut yapanlar. Hiç hoş gelmiyor. Sen bir anne olarak bu gençlere ne söylemek istersin? Bu evladın onları yaşarken sen neler yaşadın Nurcan? Ben çok kötü şeyler yaşadım. Ben de kendim hastayım, şeker hastasıyım. Ondan sonra kafam falan çok ağrıyor yani bunun üzüntüsüne ben de çok üzülüyorum. Ama almasınlar. Biz yaşadık onu gördük yani. Kimse almasın, bizim durumumuza düşmesinler kimse. Peki ilk açıldığı zaman sizleri tanıyor muydu Dilek? Tanıdı. Tanıyordu. Ha. Biraz böyle hani isimlerde bir karışıklık oluyordu. Ama, ama tanıyordu sizi. Tanıyordu. Evet. İyi. Göz işaretiyle tanıdığını bize. Perihan Hanım bana da söyledi, sana da alayım anne dedi. Ben sevmiyorum dedim öyle dedim. Ama sana dedi çikolatalı alacağım dedi, onlar var dedi. Bir şimdi bunları böyle süslüyorlar yani. Evet. Ben istemem kızım şimdi dedim böyle şey. Şimdi pişmansın değil mi Dilekciğim? Bir daha sana verseler alır mısın? Almazsın. Nereyi hatırlıyorsun? Mesela aldın. O gün bayıldığın zamanı hatırlıyor musun? Ne hissettin? Peki o satın aldığın zamanı hatırlıyor musun? Ne hissettin? Hatırlamıyorum. O ürünü kullandığını yani biz söyledikten sonra biliyor. Fakat ürünü aldığını hatırlamıyor. Yani o gün yaşadıklarını hiçbir şekilde hatırlamıyor. Yani o döneme ait bir şey yok. Sadece isimleri hatırlıyor. İşte örnek veriyorum. İşte bu programa katıldık. Biz buradan çıktık, evimize gittik. Biri sorduğu zaman direkt kızım işte bugün nereye gittin? Bir yere gitmedik, evdeydik diyor. O bölümü evet, unutuyor. Burayı hatırlamıyor. Beyinde yok etmiş. Anladım. İstemiyor. Anladım. Peki efendim bir seyirci telefonumuz var. Alo Gülten Hanım. Evet, iyi günler. İyi günler Gülten Hanım. Öncelikle bu programı yaptığınız için çok sevindim. Şöyle bir şey Perihan Hanım. Buyurun. Ben de kızımız gibi ben de bir anneyim. Çok üzüldüm ona. Evet canım. Ben açık beyin ameliyatı yaşadım. Tabii konu farklı ama aynı yere geleceğim. Evet. Bundan sonra ameliyattan sonra hiçbir şeyi hatırlamadım. Hiçbir yaptığımı bilemedim. Sadece şu konuyla yaklaşacağım size. Belki faydalı olurum diye. Benim doktorum, psikiyatrim de dahil hobilerimle yenmemi söyledi.
Ve ben hobilerle bütün unutkanlığımı gidermeye çalışıyorum. Hala daha devam ediyorum ve hayata çok bağlanıyorum. Kızımızın da, yani sakın yanlış anlamayın, orada doktorumuz var. Yok yok canım, tabii ki ne güzel tavsiye ettin. Şey böyle çok bir güzel. Hobilerle yeneceğinden çok eminim ve dualarım onunla. Bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica sağ olun. Ederim. Çok ben de bir anneyim. Ona sağ mutluluklar olun. Diliyorum. Hiç kendini bırakmasın. Ben bu ameliyatı 70 yaşında geçirdim. Maşallah. Ve o kadar sağlıklıyım. Hala terapiyle ve hobilerimle yeniyorum. Ya ne olarak. Güzel. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Kızımıza şifalar diliyorum. Size de çok geçmiş olsun çok diyorum. Iyi sağ olun. Canım. Sağ olun. İyi günler. Güle güle. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür. Evet, bu da güzel bir şey. Hobi neyi seviyorsa evet, onunla evet. birlikte hani belki resim yapmak, belki çiçek yapmak. Enişleriyle çok uğraşırdı. İşte bu kokulu taşlar vardı, şeyler vardı. Ha, bak onları onlara... yapardı. Çok marifetli. O zaman hemen başla onlara. Evet, evet. Dilek, yani şu ne anda diyorsun? Bir çocukluk var işte. Canım yani... istemiyor diyor. Başlayacağım mı onlara? Evet. Bak bana yapacaksın bir tane. Bak unutmayacaksın. Evde bak annen hatırlatacak sana. Tamam mı? Annen sana diyecek ki bak biz buraya gittik. Burada Perihan ablan bana bunu yap dedi. Sen de oturup onu yapacaksın. Tamam mı? Başlayacaksın. Bak onları yapmaya başlayınca her şeyi hatırlayacaksın. Yaptıklarına bakıyor. Çok aktif, hanım. Çok ben faal bir insandı. Ben yaptım yani, ya. İşte şey, nişan törenlerinde evet. nişan töreni iyi olsun diye bir arkadaşının bütün hazırlığını üstlenirdi. Bütün hazırlığını üstlenirdi. Evet. Mumundan, mumundan, bardağında kadar bulalım. Hepsini sen onları organize et. Yani organize ederdi. Yapar mısın? Yaparsın ha? Tamam. Her iş elinden gelir, her şey. Her aynen şey. Öyle. İşte bunları yapmaya başlasın o. Evet. Ben bir tane istiyorum bak, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz unutmayacaksın ama. Sen hatırlatacaksın annesi. Unuttuğu anda hatırlatacaksın evet. onu. Yaşlılara bile el işi veriyorlar evet. ki beyin çalışsın diye. Psikiyatri evet. tedavisi görüyor mu şu anda? Şu anda tabii ki Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları bölümünde. İşte doktorlarımızın gözetimi altında. Hı hı. Orada işte ben baba emekli yaşlı. Ben de çalışıyorum lojistik sektöründe. İşte annesi götürmeye çalışıyor. Sürekli izin alamıyoruz. Yoğunuz. Annesi de götürdüğü zaman burada tekrar sizin aracılığınızla Sağlık Bakanlığımızdan şunu istiyorum. Evet maddiyatımız çok fazla yok ama biz bir şekilde bunun üstesinden geliyoruz. Hı hı. Hiç olmazsa hastanelerde randevu konusunda bize opsiyonel bir imkan sağlanmasını rica ediyoruz. Çünkü kızımızın hali ortada. Annemizin hali ortada. Bir de şey var sanıyorum, ondan da faydalanamıyor musunuz? Bu eve gelip hasta taşıma bir şeyi var galiba. Evde yani, sağlık hizmeti. Evde sağlık aslında, değil de mesela yok. Sağlık merkezine alıp evet, götürüyorlar. Evet, belediyelerin var. Belediyelerin bu tür hizmetleri var. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Biz böyle bir talepte bulunmadık. Neden bulunmadık? O hizmet için işte yatalak olması gerekiyor. Şey bazı şeyler gerekiyor. Şimdi bizde bu şey yok ama örnek veriyorum. Örneklememiz gerekirse bir insanın yatalak olmasına gerek yok. Şimdi annesi şeker zaten? Hastası. Evet. Şimdi bu yolda giderken yol uzun yol. Burada bir hadise bir ceyran ettiğinde kendisi de yığılıp kalacak. Ben de iyi değilim. Kızımız ona zaten bir şey hatırlamıyor zaten. Olamaz. Olamayacak. Yani evet. burada işte şöyle bir şey var. Hani nankörlük etmeyelim. Şu ana kadar aldığımız hizmet gerçekten devletimiz bizim yanımızda oldu. Bize yardımcı oldu. Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Ama devamının gelmesi gerekiyor. Hı hı. Birincisi kızımızın sağlığını yeni kazanması, geri kazanması için istediğimiz randevu sisteminde bir rahatlık olması. İkincisi annesinin bunu tedaviye götürürken yorulduğu zaman yani buna bize bazı bu tür bir imkanlar sağlanmasını devletimizden çok rica ediyoruz. Evet. Yani çünkü bir, sen de hastasın. Sen aynen. de şeker hastasın. Evet. Allah bir korusun. De özellikle kamu yolda spotları. Bir şey olsa evet. sende. Tabii ki. O zaten bir şey hatırlamıyor pek kendini. İyicene panik yapıp her şeyi unutabilir. Tabii. O da olabilir. Veya bırakıp gidebilir onun de yani hatırlamıyor çünkü. Bırakıp gidebilir. Evet, evet alır başını gidebilir. Yani. O da olabilir. Aynen. Kızımız çünkü o anlamda çok şey değil. Telaşlanabilirdi. Tabii. Onun için sadece yatalak olmasını bence beklememek gerekiyor. Tabii ki. Bu anlamda da yardımcı olması gerekiyor. Bütün bazı kriterler belediyelerin. Lazım. Evet o kriterleri biraz çoğaltmaları gerekiyor. Aynen. Çok zor bir şey çünkü o. Perihan Hanım geçen de otobüsle gidiyoruz. Otobüse bir düştü böyle sırt üstü.
Yani kaldıramadım. Kaldıramadım. Oradaki insanlar yardım etti, kaldırdık sonra da. Niye düştü? Öyle düştü birdenbire. Düştü otobüsün içinde. Hareket ettiğince otobüs. Ha, dengesini yapınca, kaybetti evet, belki. Dengesini ha. kaybetti. Birden düştü sırt üstü. Ya işte bak düşerken evet. kafasını vursa, bir evet. şey olsa. Yani evet. işte çok şimdi, zor. Onun için de gerçekten belediyeleri en azından... Buradan duydum onların mı? İnisiyatifinde olan tabii bir şey ki, tabii aslında. Ki, tabii. Şimdi yani kızımız belediyenin... otobüste düştü. Biz şimdi fren yaptı diye otobüs şoförünü mü suçlayalım? Nasıl suçlayacağız? Biz şimdi kızımız tabii. yapışmamış çünkü yani orada bir donukluk var kızımızda. Şimdi hata bizde. Biz ne şoförü suçlayabiliriz burada? Bizim o otobüse binmemiz, o otobüste. Tabii ki şu anda kızımız genç olduğu için herkes... Hani yaşlılık falan yok. Yer verme şey. Gençliysen oturuyor diyor. Yaşlıysan ayakta diyor. Genç olduğu için kimse yer de vermiyor. Evet. Yani böyle de bir evet. sıkıntımız var işte. O yüzden biz yani hiç kimseye tabii ki burada bahane bulmuyoruz. Zaten şu engelli otobüslerinin de çoğalması gerektiğine evet. inanıyorum ben. Aynen. Bir evet. kere engelli otobüsleri yok. Engelli otobüslerinde normal insanlar gidiyor geliyorlar. Haberlere çünkü çıktı. Çünkü engelliler asansörler. Zaten sokağa çıkamıyorlar. Neden çıkamıyorlar? Çünkü sokakta yani bir anne çocuğunun arabasını bile doğru düzgün süremiyor. Bir kaldırımdan aşağıya indiremiyor. Evet. Düşünün ki engelli tekerlekli sandalyede nasıl insin o kaldırımdan? Arabalar geliyor o rampaların tam önüne arabayı park ediyorlar. Evet. Oradan da aşağıya inemiyorsun. Yani biraz empati yapmamız gerekiyor. Evet. Empati. Bu empatiyi yaptığımız zaman zaten bir sürü şeyler düzelecektir. Ama... Ne yazık ki bana ne bana dokunmayan yılan bin yaşasın hikayesindeyiz. Yani şunları evden alıp engellileri bir yerden bir yere götürmek çok kolay. Valla ben şeyde yurt dışında şimdi hep yurt dışı herkes diyor ama yani bir kere böyle kaldırımlar yok. Aynen. Kaldırımlar şu kadar. Hepsinin arasında mutlaka bir rampa var. Mesela engelli otobüsü geldiği zaman hiçbir sağlam insan o engelli otobüsüne binemiyor. Evet. Geliyor tırt rampa iniyor aşağıya, rampa alıyor, onu evet. oturtturuyor. Hepsinin oturacak ve kendilerini bağlayacakları yerleri var. Evet. Bizde de bu otobüsler var ama bakıyorum ki sağlam insanlar orada. Evet. Yoklar. Evet. Madem öyle onları en azından hastaneye gidecek olanları ondan evet. toplayın. Yani belediyelere verin onu. Yalan mı? Yani her şeyin bir çaresi var bir pratik olarak düşündüğümüz zaman. Engel sadece eli ayağı olmaması veya ki değil tabii işte. Tamamen zihinsel engel. O anlamda da engeli var çocuğun. Değil. Yani evet. Evet aşılabilecek bir engel belki ama şu anda engel. Şu anda engel. Hayatını yaşamasına engel. Aynen öyle. Ondan dolayı bizim de yani şuradan yani, şuraya yardımla yürüyor. Belki yani. Belediye bu konuda size yardımcı olabilir. Bir gidip evet, sonuç şey lazım. Şey şimdi evet biz şöyle bir şey var. O kriterler içerisinde olmadığımızdan dolayı ama şunu şöyle bir şey var. Eğer ki belediye bize şöyle bir inisiyatif gösterirse. Siz tamam belki arkadaşım. Derdinizi gidip anlatırsanız. Evet, evet, yani evet. en azından o inisiyatifi gösterirler diye düşünüyorum. İnşallah ben. İnşallah. Biz inşallah buradan çıkınca da belediyeye bir gidip böyle bir ricamızın olduğunu tekrar aktaralım. İşte biz burada bakın yine özellikle söylüyorum. Biz tamamen kendimize yönelmedik. Şu anda niye? Kamu spotu diye buradan haykırmam neden? Bundan sonraki insanların da başına bu gelmesin diye. Yani özellikle biz her şeyi kendimiz için beklemiyoruz. Yani ben şunu bekliyorum, bunu bekliyorum, kız kardeşim şunu istiyorum değil. Nedir? İşte hocamız da burada tasdikleyecektir ki kamu spotlarının işte deneyimli hekimlerin çıkarak bu reklamlara insanları uyarması aynen çok öyle. Çok önemli. Aynen öyle. Size sonuna kadar katılıyorum bu anlamda. Evet sigara sağlığa zararlı. O kadar çok sigara spotu var ki kamu spotu. Tamam çok güzel ama bunun yanı sıra mutlaka bunlara da yani bu zayıflama ilaçları ve zayıflama çaylarının önüne geçilebilmesi için özellikle internette yapılan bu çağrılara bakmamamız ve almamamız kaydıyla bir kamu spotu yapmamız gerekiyor ki herkes evet. bilinçlensin en azından. Kesin. Nasıl ki bunda bilinçleniyorsa. Şunu da ekleyebilir miyiz özür dilerim. Buyurun. İnsanlar soruyor bize. Ne kullandınız? Hap mıydı? Bakın sakın ha. Yani hap veya solüsyon şu bu değil. Hiç fark etmiyor. Hepsi aynıdır lütfen. Ya sürmek için bir şey bile veriyor satıyorlar. Evet. Sürün işte biberli bir şey o zayıflatıyor. Bile... O yani mi? Vücutta yaralar falan açıyor. Onarılması güç yaralar açıyor. Sakın yani sürmeyle ilgili de bir şey almayın lütfen. Efendim
Şimdi bir öykümüz daha var. Sevgili Hande Şahin gelecek. Hande Şahin'i hepimiz birlikte göreceğiz. O sağlıklı bir biçimde zayıfladı. Önceki halini şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın nasıl zayıflamış. Çağıralım bakalım sevgili Hande'yi. Gel şöyle gel Hande. Veya böyle gel gel. Gel canım. Oho. Bakayım Hande sana. Kaç kilo? Şu an 57. Şu anda 57 kilosun. Aha. Kaç kiloydun Hande? 108'lerdeydim. 108? Evet. Oo. 108-105. 108 evet. Yani eski resmi şu anda şeyde de var. Hı-hı. Bakın baksanız ay hiç alakası yok. O kız gitmiş, başka birisi gelmiş. Ama Hande nasıl zayıflamış? Hande tabii ki doğal yollarla zayıflamış. Evet. Böyle şeyleri kullanmamış. Demek ki 5 kilo değil, bak kaç kilo vermiş gördün mü? Ama hap almadan. Süre. Tabii bir de hap almadan hiçbir yani, şey tabii, almamış. Evet. Spor da yapmış. Sadece diyet. Peki Hande'nin bir öyküsünü hep birlikte izleyelim, sonra sohbetimize devam edeceğiz. 43 kilo verdim, yeniden doğdum. İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Hande Şahin 6 ay boyunca azmetti ve hiçbir cerrahi operasyon geçirmeden tam 43 kilo verdi. Kendimi daha önceden kilo vermeden önce orta yaşlı bir kadın gibi hissediyordum. Halbuki daha yaşım 23'tü. Kilo verme zayıflama ilaçlarından medet umuyordum ama sağlığım bozulmaya başladıkça onları da bıraktım. Azim ve spor ile birlikte, diyetle birlikte 6 ayda 43 kilo verdim. Adeta yeniden doğdum diyelim. Şişman şakaları zoruma gitti. Genç yaşına rağmen orta yaşlı görünen ve arkadaşlarının yaptığı şişman şakalarına ilk başlarda ses çıkarmayan Hande Şahin, şakaların ardı arkası kesilmeyince artık buna bozulmaya başlamıştı. Daha önce 30'lu 40'lı yaşlarımda gösteriyordum 23 yaşında olmama rağmen kilomdan dolayı. Etrafta olan şakalardan dolayı ben başta komik geliyordu ama sonradan zoruma gitmeye başladı. Bir şekilde bir çaresini zayıflama yollarına aramaya koyuldum. Ama hiçbir şekilde bulamıyordum. Yani internette olan ilaçlardan medet ummaya başladım artık. Bir şekilde kafama koymam gerekiyordu, bunu yapmam gerekiyordu. Önce yanlış yolu seçtim. Kilo vermenin yollarını arayan Hande Şahin, internette satılan zayıflama haplarını denemeye karar verdi. İnternetten zayıflama ilaçları, zayıflama haplarını araştırmaya başladım. Günümün 20 saati onları araştırmakla geçiyordu. Sipariş edip geldikten sonra onlar aniden bir gece yarısı kalbimi çok fazla hızlı çarptığını fark ettim. Hepsini aniden terk ettim. Doğru yolu sporda ve diyette buldum. Seçtiği yanlış yöntemleri bir an önce bırakan Hande Hanım hemen bir uzmana başvurdu ve zayıflama sürecinde azimli ve kararlı bir yola doğru adımını attı. İlaçlardan kurtulmaz bir uzmana başvurdum. Diyetisyenim Emre Uzun. Kendisi bana uygun, metabolizmama uygun bir diyet oluşturdu. Daha önceden hamur işleri yiyordum. Çok fazla abur cubur yiyordum. Ama sonradan protein bazlı olarak günde 6 öğüne düştü yeme tarzım. Her gün 60 dakika spor yapıyordum. Bu azmimin sonucu da 6 ayda 43 kilo olarak sonuçlandı. Diyete ilk başladığı zamanlarda herkes gibi zorlanan Hande Hanım bu sorunun üstesinden geldi ve amacına ulaştı. Diyete ilk başladığım zamanlarda hamur işlerine çok düşkünlüğümden dolayı çok fazla zorlandım. Çok sinir stres sahibiydim o zamanlar. Ama bir hafta iki hafta sonra verdiğim kiloları görünce artık daha çok azim etmeye başladım. Daha çok spor ve diyetime düşmeye başladım. Daha çok dikkat etmeye başladım. Eski ben gitti, yeni ben geldi. Aynalarla barışan Hande Şahin artık aynaya baktığında yepyeni bir Hande görüyor. Aynaya bakmaktan artık çok keyif alıyordum. Eskiden bu şekilde değildi. Artık yepyeni bir Hande var karşınızda. Eski ben gitti, yeni ben geldi. Evet Hande, hayatın bayağı değişmiş. Evet. Yani şimdi arkadaşlar ne diyorlar sana? Şimdi tabii artık tanıyamıyorlar beni eski Hande olmadığı için. Şimdi istediğim her şeyi giyebiliyorum. Yani çok fazla şey değişti hayatımda. Ayakkabı numarama kadar değişti. Çünkü verdiğim kilo az değil.
Şimdi tabii çok mutluyuz. Az bir şey değil. 6 ay gibi bir sürede vermişsin. Evet. Gerçi gene de hocam şey değil mi? Biraz hızlı olmuş. Biraz ama hızlı olmuş. Tabii protein ağırlıklı gidilmiş. Hı. Ama sorun değil. Önemli olan bundan sonra nasıl davranacağım. Evet. Korumaya alman korumadayız çok önemli. Şu anda. Bundan sonra eğer sağlıklı beslenirsen bir daha hiçbir şekilde kilo almazsın. Evet. Çünkü vücudun güçlenir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama sen de Dilek gibi bir yanlış işle başlamışsın onunla galiba. Başladım önce. Ben de evet. Ne oldu peki? Nasıl başladın? Yani önce zayıflamaya karar verdin, sonra internetten araştırma mı yaptın? Ya zayıflama ilk karar verdiğinde... Kim söyledi sana bunları? İnternette böyle şeyler zaten var. Zaten yanında sürekli bir reklam çıkıyor. İşte 10 günde 5 kilo, işte 4 günde 2 kilo gibi bir reklamlar çıkıyordu. Onlar dikkatimi çekti benim ilk. Ben de bir tanesini sipariş ettim ama benimkisi kapsül tarzındaydı. 2 kilo verdim onunla ilk başladığımda. 2 kilo verdim ama... Ne kadar kullandın ondan? Bir kutu mu? Bir kutuya yakındı yani. Hmm. Bitmesine yakındı tam. 2 kilo verdim. İşte bayağı bir mutluydum. 2 kilo verdim de artık devamlı bundan kullanacağım falan diye bayağı mutlu oluyordum. Ama sonra gece kalp çarpıntılarım olmaya başladı. Ona yormuyordum ben. Ama sonradan hiç yoktu böyle bir şeyim benim. O ilaca başladıktan sonra çıkmaya başladı bu sorunlar. Bir gece yarısı artık uykudan uyanır derecesine atmaya başlayınca kalbim tamamen bıraktım onları. Yani kendi kendimi bitiriyorum dedim zayıflamak uğruna. İyi ki bırakmışsın. Evet. Yani şimdi bak yanında Dilek var mesela. Dilek devam etmiş işte. Hı-hı. Yazık yoğun bakımda kalmış. Allah şükürler olsun ki hayatta. Evet. Yani bugün hayatta olmayabilirdi ki bir sürü insan gibi. Evet. Onları bıraktım. Peki sonra ne yaptın zayıflamak için? Daha sonra internetten diyetisyen araştırdım. En iyi nerede var? Nasıl yapabilirim diye. Aslında şöyle başladı diyelim. Ben bu biraz liposuction olayına çok meraklıydım. Hmm. Belirli bir para biriktirdim diyeyim. Doktoruma gittim. Sonra bana dedi ki 10 kilo ver gel daha iyi bir işlem olur dedi. Hı hı. Sonra ben de bir diyetisyen buldum. Kendi Emre Uzun diyetisyenimi buldum. Onunla 10 kilo derken 15 kiloya gitti. 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo derken 43 kiloda bitirdik. Yani hiçbir liposakşana da gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Tüm vücut zayıflamış oldu. Sporda yapınca evet. Topluyorsun. Hı hı. Hem toplayarak zayıflıyorsun. Evet. Çünkü tabii ki belirli bir kilodan sonra o kiloyu vermeye başlayınca vücutta sarkmalar başlıyor. Evet. Çok doğal. Genç de olsan o sarkmalar oluyor ama genç olduğunuz için spor yaparken tık diye onlar toplanıyor zaten öyle değil mi hocam? Hatta biz zıplayın diyoruz zıplarsanız sıkılaşırsınız. Bir tek zıplamak bile akşamları yatarken o bile çok şey fark ettiriyor. Yeter ki biz düzgün yemekler yiyelim, yemeği yerken bize besleyici olanları seçelim. Bunu seçtiğimiz zaman çok rahat vücut bir denge buluyor ve denge bulduktan sonra kendi kendine iniyor. O dengeyi bulmak biraz zor. Evet. Ama onu buluncaya kadar da biraz azmedeceksiniz. Yani kızımız ne diyordu? Tatlı ve hamur işinden uzak duramıyordum. Ama bir müddet yedikten sonra aynı Ramazan'da 3 gün sonra Ramazan'a alışıyoruz ya. Onun gibi. Aynen onun gibi. Bir hafta hatta 21 gün çok önemlidir. İlk 21 gün atlatırsanız, zor, atlatırsanız ondan sonra her şey gidiyor. Çok kolay evet, olacak. Gerçi senin tatlı ve şey yeme isteğin, hamur işi yeme isteğin senin biraz Ünsel'in direncinde var mıydı? Vardı. Baktın tabii. Evet vardı. Ünsel'in direnci evet. Olanlar özellikle değil mi hocam şey karbonhidrat anormal şekilde karbonhidrat ihtiyacı evet. Duyuyorlar. Ama düzenli beslenince o bile geçiyor. O evet. geçiyor. Şu an yine yeni yaptırdım testlerimi, kan testlerimi. Her şey düzgün. Çok sorunluydu. Her şeyde bir sorun vardı ama şu an hiçbir şey kalmadı. Zaten endokrinolog arkadaşlar da yani diyorlar. İnsülin direncimde bir sorun var. Bir de karaciğerimde bir yağlanma vardı mesela. Hmm. Bunlar tiroid bir sorun var mıydı? Vardı. Yoktu. Tiroidim yoktu. Tiroidin yoktu. Seninki tamamen biraz şımarıklık olmuş öyle yemek o yemeğiyle. O aldığı ilaçlar çarpıntı yapıyor diyor ya. Büyük ihtimal aldığın ilacın içinde biraz tiroid hormonu vardı. Çünkü onu koyuyorlar. Evet. Metabolizma hızlandırmak için o çarpıntı yapmaya başlıyor. İleride kalp krizi geçirebilirsiniz veyahut da tiroid hormonunuz tamamen bozulup metabolik i̇şte sendrom duruyor. Olabilir. Dileğin nasıl karnı durmuş? Birdenbire durabilir. Evet. Dileğin yani, de birdenbire durmuş karnı. Neler yapıyorlar kim bilir. Tabii içinde yani kim bilir. Ben o ilacı aslında bir ay bile kullanmadım normalde ama şu an hala sorununu yaşıyorum. Ya, çünkü o anca dengeye gelecek. Bak tiroidin yokken tiroidin olacaktı. Ya. Evet. Seni tiroid hastası yapacaktı bir de yokken yani. Şu anda damla var. Bilmiyorum ne damlası ama iyot damlası diyorlar. Aman ona da dikkat çünkü o tiroidi aktive ediyor. Aman ne güzel yani zayıflatıyor diyor. Bir damla damlatıyoruz zayıflatıyorlar. Hocam bu sağlık simsarları ve bizim iyi niyetli insanlarımız olduğu sürece bunlar belki yarın kızımızın resmini bile kullanacaklar.
Yarın evet. Ha tabii bak bizim hapımız da zayıfladı. Evet, kullanıyorlar. Yani, evet, kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Gördük hatta diyetisyenle. Haydi buyurun. Peki şeyde bulundun mu hemen? Yasal bir işlem başlatıyordu diyetisyenim en son ama bilmiyorum şu an ne durumdalar. Yani çok zor da uğraşmak. Sayımız da zayıfladı. Ya bir yerden kapatıyorsun bir yerden açılıyor. Evet. Burada bizim bilinçli olmamız evet. gerekiyor. Bakın iş bize düşüyor. Siz çocuklarınızı denetleyin bu anlamda. Yani hangi sitelere giriyorlar, hangi reklam sitelerine giriyorlar, onlara lütfen çok dikkat edin. Yani bakın bu çocuklar çünkü özellikle genç kızlarımız, erkekler de buna dahil olmak üzere ergenlik döneminde zaten bir kilo alıyorlar. O belli başlı bir şey. O kiloyu alırken bunu vermek için işte bir arkadaşı diyor ki oğlum diyor şeyde diyor işte kızım diyor bir tane internette ilaç var al onu zayıfla. Hemen giriyor, araştırma yapıyor. Aileye de söylemiyor. Siz bu anlamda çok dikkatli olacaksınız. Gençler, buradan beni dinleyenler, birbirinizi uyaracaksınız. Diyeceksiniz ki sakın internetten böyle bir şey almayın. Bakın bir sürü insanın başına neler gelmiş. Çoğunlukta da hayatlarını kaybediyorlar zaten. Yani çok seyrek işte Dilek gibi yaşamını kurtaran ama kurtardı ama bakın ne vaziyette. Konuşamıyor, zorlanıyor, hatırlamıyor. Yani ne kadar acı şeyler yaşıyor aslında. Çok sevdiği besleni yapamıyor. Yapamıyor. Bu arada bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun. Ben de o haplardan kullanıyorum. Ben şimdi de kullanıyorum. Evet. Neden kullanıyorsun? Ya ben biraz kilolarım var. Bir de 7 çocuk annesiyim. 2 tane engelliyle uğraşıyorum. Ama kullanma hayatım. Bak görüyorsun. Burada sabahtan evet. beri yayın yapıyoruz. Bir de 7 tane evladın var. İster misin evlatların annesiz kalsın? Ha? Ben su veriyorum. Bundan sonra hiç kullanmayacağım. Aman ben... sakın. Gözünü seveyim. Ne olur yapma. Bak günde 30 dakika yürüyüş yap. Tamam mı hocam? Kesinlikle. 30 dakika yürüyüş yap günde. Çık kapının önüne. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı git gel böyle 30 dakikayı tut. Bir de makarna, pilav, ekmek yeme. Bitti. Bu kiloları verirsin. Ama sakın bu ilaçları kullanma ne olur. Tamam. Bir de ben 1.70 boyundayım. Evet. 75 kiloyum. 1.70 boyunda. Çok fazla bir kilo fazlası da yok yani. Hocam evet söyleyin. Aslında düzenli beslenmekle biraz hareketle dediğiniz gibi yarım saat özellikle akşam üzeri yapılan bir yürüyüşte bu kilolar çok kolay verilir ama kahvaltıyı unutma bir. Öğlen yemeğini de atlama iki. Hatta biz internette şey var Instagram sayfamızda herkese sonsuz destek oluyoruz. İstediği zaman istediği soruyu sorabiliyor biz cevap veriyoruz. Çok basit. Çünkü burada halkı bilinçlendirmek lazım. Ki o tür kötü yerlere gitmesinler. İnternette o ilaçları alacağınıza gelin bizim sitemize. Orada ne güzel biz her şeyi anlatıyoruz. Sabah kahvaltı etmenin ne kadar önemli olduğunu, öğlen yemek yemenin ne kadar önemli olduğunu, öğünler arasında midemizin boş durmasının ne kadar önemli olduğunu ve hareket etmenin bizim için çok 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 önemli olduğunu anlatıyoruz. Akşam rahat uyumak. Peki bu hapları içerse ne olur hocam? En sonunda ne olacak? Bir kere metabolik sendrom olur. Nasıl kızımız ucundan dönmüş tiroid hastası olacakken diğer kızımız da komaya giriyormuş. En sonunda zarar verecek. Yani ne olursa olsun zarar verecek. Ya da hayatını kaybedecek. Ama hiç kimse tencere yemeği yiyerek zarar görmemişse bu dünyada o zaman lütfen yemek yiyin. Kahvaltı ederek kimse zarar görmemişse kahvaltı edin. Hafif yürüyerek kimse zarar görmemişse yürüyün. Akşam da bir zıpladınız mı her şey yoluna girer. Ha biraz ip atla akşamları. Bu kadar tamam, basit. Tamam canım. Sakın onları kullanma lütfen. Bak 7 tane kullanma. Çocuğun var onları annesiz bırakma tamam mı bir canım? Bir de annesiz benim? Kalmanın ötesinde o 7 tamam, çocuğun ona bakması tamam, da var. Ya yatalak olursa. Sağ ol. Evet ya yatalak olursan o 7 tane çocuk sana bakmak zorunda olacaklar. Düşünebiliyor musun? Dehşet bir şey yani. Evet, kendisi... Bana tamam. Şey çok canım öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Tamam. Bana şu anda bir şey olmadı diyor. Fakat
bir şey olmaması, bir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Gelmez, tabii ki gelmiyor. İşte biz insanlar, hani bize soru soranlara bunu söylüyoruz. Sinsi götürüyor, sinsi. Şimdi biz... Kimisi şanslı, çabuk oluyor işte, böyle bir an önce atıyorsun. Mesela onun da hissettiği gibi. Hande de o çarpıntıyı hissetmiş, ne oluyor bana deyip kesmiş. Bunda şanslı yok. Bakın kesinlikle yok. Hayır, şu anlamda şanslı. Tamam. Erken uyanıp kesmiş. Ama çok ama daha çabuk. Hala çekiyorum diyor. Aynen, şimdi mesela 3-4 kutu kullanmış olsaydı... Kızımıza diyelim ki herhangi bir şey olmadı. Bu 4 sene sonra bu vücutta tekrar çıkıyor. Çıkıyor tabii. Çıkıyor. Çok haklısın. Çünkü hocamız az evvel ne dedi? Yumurta sarısı değil, melamin var dedi. Bildiğimiz melamin. Yani birçok hapların içerisinde zaten orijinal, yani doğal gıdayı bir yere hapsedemezsiniz zannediyorum. O melamin zaten... Saklayamazsınız. Ah 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 ah. Ya sadece melamin değil yani az önce dediğimiz gibi... Civa. Civa var. Farklı hocam şey, civa zaten normalinde insan vücudunun çok zararlı var. Değil mi? Fakat bir şey zarar vermesi lazım ki kilo verdirsin. Başka türlü nasıl zarar verecek, vermeden kilo verdirecek? Yani mesela biz bir derece falan kırıldığı zaman eskiden... Civa hani, zaten zehirler de bu o tür civa değil. O civa değil. Değil mi? O civa değil mi? Bu nasıl bir civa hocam? Bu farklı. Çok düşük düzeyde ama hepsi zarar verir. Ama zehirlenmesi o kadar bariz belli olmuyor. Ne oluyor? Organ hasarı veriyor. Organ hasarı verdiği için de en sonunda siz zayıflıyorsunuz, çok güzel ama öbür tarafta hasta olmuşsunuz. Böbreklerin gidiyor, karaciğerin gidiyor. Sonra ne oluyor? Böbrek transplantasyonu için sıra bekliyorsunuz. Bütün aile perişan. Yani o 7 çocuklu hanımın da olacağı en sonunda nedir? Eğer yatalak olursa o 7 çocuk bakmak zorunda. Sonra her gün söyleyecekler, anne niye yaptın? Anne niye yaptın ya, diye. Ya. Yani ah yapmasaydın ah, ne olur. Demeyelim, gerçekten. Yapmayalım. Gerçekten de öyle. Bu arada bir telefonumuz daha var. Bu güzel bir telefonumuz. Alalım mı bakalım? Alo. Alo. Merhaba Tevfik. Merhaba. Dileğin hemen bir yüzü değişti. Böyle bir güldü, bir güldü, bir güldü. Konuşur musun Dilek nişanlınla? Konuş. Alo de. Alo. Alo. Dilek, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ne yapıyorsun Dilek? İyiyim Tevfik. İyiyim diyor. İyiyim. Gay, senin sesini tamam. Duyunca çok heyecanlandı Tevfik. Teşekkürler Perihan Hanım, sağ olun. Yani, canım biz sana Allah teşekkür ediyoruz. Senden Allah razı olsun. Sen çok güzel bir şey yapmışsın. Kolay kolay her erkeğin yapabileceği bir şey değil bunlar. Maalesef ki mesela 30 senelik karı kocalar bile kadın hastalandığı zaman adam alas mı aldık deyip gidiyor. Onun yanında duramıyor, ona omuz veremiyor. Ama evet. Siz ne güzel nişanlıyken Dilek maalesef böyle bir talihsizlik yaşamış. Aferin sana. Ona destek oluyorsun ki bunu birlikte aşacaksınız. Ben buna inanıyorum. İşte. En güzel bir biçimde şimdi Dilek'e o hobileri çok yardımcı olacak bazı şeyler evet. için. Sen de onda destek olursan bence ikiniz el ele bu işi başaracaksınız. Tabii ki Perihan Hanım, yani benim en başından beri söylediğim şey buydu yani. Yani sonuçta kendisine erkek diyen bir insanın hani ben bu durumdan hani zoru görünce kaçacağına inanmıyorum yani. Yani sonuçta insan hayatıdır bu, yani hepimizin başına gelebilecek olan bir şey. Ya bu şekilde gelmez, farklı bir şekilde gelebilir ama kötü şeyler her zaman başımıza gelecek yani. Önemli olan bunların içinden, yani bu savaşın içinden el ele çıkabilmek. Aferin sana, çok doğru söylüyorsun. Peki sen ne zaman, sen fark ettin mi Dilek'in bu hapları aldığını, biliyor muydun veya? Şöyle Perihan Hanım, ben Dilek'in bu hapları aldığını biliyordum. Zaten biz onunla bu konu hakkında hani biraz kavga da ettik. Hatta kayınvalidem de orada Nurcan Hanım, o da bilir kendisi yani bu durumu. Hani beni şikayet etmiş, Tevfik bu ilaçları kullanmamı istemiyor diye. Bunu bir iki arkadaşına da söylemiş. Hani... Bizi de yatıştırmasındaki sebep şuydu, ben bu ilaçları hani okulda içiyorum ama sabah da evde yemek yiyorum. Ben okuluna gidiyordum onu almaya. Okuluna gittiğimde de öğretmen arkadaşları diyordu ki hani Dilek evde yemek yediğini söylüyor. Hani burada sadece bunu içiyor diyordu. Yani bu şekilde bizi kandırmış biraz. Evde de yemiyormuş, bak kahvaltı yapmadan gidiyormuş. Sabahleyin, evet. Yani evet. Şöyle bir şey zaten Perihan Hanım, yani günde 1 litre süt de yani... Ne kadar daha durabilirsiniz ki yani? Asıl soru bu. Ama işte öyle mi? 1 litre süt mü içiyordu sadece? Hani bu solüsyonu süte karıştırıp bu şekilde içiyordu. Onu içiyordu. Ha. Sadece sütle. Öğünleri var, yemek yemiyorsunuz, bunu içiyorsunuz. Bunu içiyorsunuz. O sıkı dayı bile. Anladım.
Yani siz o anlamda kavga da ettiniz ama Dilek inatla devam etti ama şimdi o da evet. Pişman tabii ki. Yani şöyle Perihan Hanım, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim kendi abim hani 135 kilo civarında ve obez sınıfında bir insan. Tabii artık obez oluyor 135, evet. Aynen öyle. Ha, boyu postu var, pek göstermiyor diyelim ama şöyle de bir durum, hani insanlar şunu anlamıyor. Her insanın kendi doğasından gelen, fıtratından gelen bir yaratılışı vardır. Yani sonuçta her doğaya gelen bir dişi canlı, bir bayan, bir insan 45 kilo olmak zorunda değildir. Yani senin yaratılışın neyse sen osundur yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ki ama kaldı işte, ki, söyle canım. Kaldı ki sizi seven insanlar da böyle sever ama ben şişmanlar da şöyle bir durum gözlemliyorum. Hani bana kızmasınlar, belki yanlıştır tespitim ama onlar bütün insanların kendilerine farklı bir gözle baktığını düşünüyorlar. E kaldı ki Dilek de zaten şişman bir insan değildi. Değilmiş, ama işte evet. Biz kendisine bunu anlatamıyorduk. İşte o şeyden hani yani. Gelin olacak ya. Şimdi evet. O gelinliği giyecek ya, birazcık daha ince gözükeyim demiş. Evet. Halbuki akşamları seninle birlikte bir yürüyüş yapsaydı, yemesine evet. Dikkat etseydi, makarnayı, ekmeği, pilavı kesseydi, tatlıyı kesseydi, sen o 5 kiloyu haydi haydi verirdin. Magazinlerde genceciksin. Mankenleri işte, sanatçıları. Ama işte öyle yapsaydı işte, zaten verirdi. Ama işte onlar 2 kilolu değilmiş. Evet. Diyetisyen ekim diyetisyene ucunda. Gidiyordu. Önceden diyetisyene gidiyordu. Birkaç ah, kere gitmiş aynen, işte evet. Yani şey değil. Zannediyorum. Ya yani nişanlın seni zaten o haliyle beğenmiş. Şişman evet. Halinden yani sen şişman görüyorsun ya kendini. Zaten Tevfik seni o halde beğenmiş. Sana evlenme teklif etmiş. Ne lüzum var uğraşıyorsun ben zayıflayacağım diye. Hayret bir şeysin yani Dilek. Neyse Hanım, inşallah. Bu da söylüyordu, kalbim ağrıyor falan böyle tutuyordu geldiğinde. Sıkışıyorum işte. Yani. Ama ben de diyordum yorgunluktan falan, demek ki o yapıyormuş. E tabi. Evet. Tabi bak. Ah falan onda diyordu çarpıntı, böyle. Sende de evet. Ağrı. Evet. Ah ah işte gençler. Evet bak şimdi sen güzel güzel hemen kendini toparlayacaksın Tevfik'le birlikte. Güzel güzel evleneceksiniz. İnşallah. Tamam mı? Peki Tevfik sen neler yapıyorsun Dilek'in tedavisi için? Şöyle ben onun hobileriyle alakalı olarak kendisine hani yapmayı sevmiş olduğu şeyleri hep beraber yapmak için bir şeyler yapıyorum. Mesela atıyorum kendisi anaokul öğretmeni olduğu için çocuklarla etkinlik yapmayı çok seviyordu. Hmm. Yani anaokulu öğretmeni olan insanlar bile hani resim çizme konusunda olsun, kitap okuma konusunda olsun ve aynı zamanda hani beyinsel nitelikleri geliştirebilecek satranç olsun. Hani bu şekilde ben onlara ona taktiği yapıp bu şekilde hani ikimizin beraber yaparak keyif almasını sağlıyorum. Ama bir zaman sonra o kendisi ondan da sıkılıyor. Çok. Evet. Çabuk. Şimdi bu dönem böyledir. Bir dönem böyle geçecek. Bir dönem böyle geçecek. Ondan sonra rahatlayacak. Ne kadar oldu şimdi? Yılı geçti. Bir Nisan 1'de bir yılımız tam Nisan 1'de. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Anladım. Bir yılı geçti. Evet. E tamam şöyle ya. Şey bayağı kat etti ama galiba. Tabii şimdi ilk haliyle şu anki hali bir değil. Tabii. Kesinlikle bir değil. İlk zamanlarında tamamen annesinin yardımıyla evde dahil ihtiyaçlarını, banyosunu, her şeyini annesinin yardımıyla yapıyordu. Şimdi tabii kendi kendine yapabiliyor. Şu anda kendi kendine tabii. Biraz. Yine yardımcı olmuyor ama eskisi kadar değil. Eskisi kadar olma tabii. Annesi. Sen artık o biraz toparlamış tabii. Kendini evet, de. Tabii. Bayağı kendi kendine yapacak yapıyor, artık yapıyor, öyle değil mi? İlacını... Sıkılmayacaksın bak hiçbir şeyden. Bak unutma bana yaş oturup oluyor. Tevfik'le beraber bana o hospisten yapacaksın ne yapıyorsan işte. Efendim, ben ondan bir şey istedim, onu bana yapacak, sen ona hatırlat onu, tamam mı Perihan ablaya? Tabii ki ben onu hatırlatacağım. Şöyle bir durum Perihan Hanım, ben bir konuya da açıklık kavuşturayım. Dilek geçen sene 1 Nisan gününde hani bu olayı geçirdi. 1 Nisan'dan 17 Nisan'a, düzeltiyorum, 15 Nisan'a kadar komada kaldı, 27 Nisan'da da taburcu oldu. Evet. Çok hızlı yani gelişmiş. Maşallah. Bünyesi kuvvetliymiş demek. Yani ya. Yoğun bakımdaki bence... hemşireler yürüdüğünü görünce bu o kız mı? Bu nedir yoğun hocam peki bu kadar mı? Hızlı böyle? Ya yaşama sevinci bir de damat bey. Yani orada bir damat var ki pırlanta gibi. Evet. Fakat ben sonra ona bir mikrobiyatasını yani bağırsak sistemini düzeltecek bir önerilerde bulunacağım. İnşallah tamam hocam. Onları da yaparsa zannederim bu süreçten çok hızlı gidecek. İnşallah çünkü hocam. Bütün psikolojik rahatsızlıklar evet. Artık
probiyotik de bağırsak florasını güçlendiren gıda takviyeleriyle iyileşiyor. Hatta onlar belki senin o ideal bedene dönmeni bile sağlayabilir ama şöyle, sağlıklı beslenerek. Aynen. Bunlar aynen. Çünkü kilo verdiren hiçbir şey değil aynen. Ama güçlendiren, seni sağlıklı kılan şeyler. Çünkü beynin de bazı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların ağızdan alınması değil, bağırsaktan emilmesi çok önemli. Eğer bunlar emilirse Hashimoto geçebiliyor, birçok insülin direnci geçebiliyor. Hatta son bütün psikolojik rahatsızlıklarda antidepresan yerine bunları öneriyorlar. Bütün doktorlar da bu konuda hemfikir. Peki hocam ne kadar bulur mesela yani bu unutkanlığının falan geçmesi? Yani bu tamamen vücuda bağlı, hasar gördüğü bölüme bağlı. Bölüme bağlı. Evet. Eğer o hasar düzeltilirse fakat... Şöyle bir şey var. Hasar çok büyük değil anladığım kadarıyla. Hayatta kalabildiğine göre vücut direniyor. Vücut o kadar mükemmel bir organizma ki kendini yeniden yapılandırabiliyor. Mesela yanımızdaki hanımefendi incelmiş. Bunu vücut yaptı. Kendisi yapmadı. Kendisi yapmadı tabii. Yani vücut bunu yapabilir. Yeter ki siz o vücuda o imkanı sağlayın. Peki, biz zaten hep önerilerimiz bunlar. O imkanı sağlayın. Onu besleyin. Güzel yemeklerle ve onu düzenli olarak biraz hareket ettir. Oksijensiz kalmaya bağlı bu hücrelerin ölmesi, bunlar da kendini yeniliyor mu peki? Yenileyebilir. Evet. Ama dediğim gibi vücut o kadar farklı ki 20 yıl sonra uyanan, komadan uyanan kişiler var. Yani merhaba diyor. Yani beyinle ilgili öyle bir şey, benim rahmetli eşim aynı şekilde oldu. Evet. 4 dakika oksijensiz kaldı beyni. Evet. Ve 18 ay spastik bir çocuk gibi yaşadı. Evet, o zamanlar. Yani bir 3 ay mesela hiçbirimizi tanımıyordu ama 3 ay sonra bizleri tanımaya başladı. Siz de çok mücadele ettiniz. Evet, yani 3 ay sonra bizleri tanımaya başladı. Konuşurken bozuk konuşuyordu hocam. Evet. Yani bayağı. Zaten şeyde sol tarafta şey vardı, sağ tarafta felç durumu vardı hafif. O biraz konuşma şeyini de etkilemişti. Ama 3 ay sonra bizleri tanımıştı. Azimli olmak lazım. Evet, yani işte mesela ona da aynı şeyi söylemişlerdi. Bana demişlerdi ki bekleyin yani ya yarın ya öbür gün falan. Neyse öyle olmadı Allah'a şükür olsun ama yani sonuçta onu da mesela o kendi rahatsızlığından değil. Daha sonra... Ve bir ameliyat olması gerekti. Orada verilen kandan bulaşan hepatitten kaybettik biz zaten maalesef. Onun için açılır. Yani o çok daha iyi durumda. Yani bizim şansımız şu anda görüyorum konuşabiliyor, anlayabiliyor. Mesela bizleri tanımıyordu bizimki. Hiç bizleri tanımıyordu. O da gençti ama tanımıyordu. 3 ay sonra tanımaya başladı. Onun için o şimdi tanıyor, konuşabiliyor. En azından... Yürümeye başlamış. Mesela ilacı var. İlacı kullanıyor. İlacı kullanması gereken ilacı. Diyor ki anne benim ilacım değil, bu senin ilacın diyor. Senin şeker ilacın benim değil diyor. Olacak. Küçük ufak tefek biraz sıkıntılarımız oluyor. Yutma ilaçlarını alacaksın. Annenin verdiği ilaçları alacaksın. Tamam mı? Onlar sana bak abin olsun, annen, nişanlın. Senin kötülüğünü isterler mi? Senin iyiliğin için veriyorlar. O ilaçlarını mutlaka onları sakın reddetmeyeceksin. Tamam mı canım benim? Tevfik'cim sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Perihan Hanım, sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah Perihan Hanım. Her şey gönlünce olsun canım benim. Cümlemizin amin. Sağ ol canım, sağ ol. Böyle bir güzel aile bayılıyorum. Olduktan sonra başarmamak mümkün değil. Oh mümkün değil. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Perihan Hanım. Hoş geldiniz. Ben arıyorum. Bahtiyar Hanım mı? Evet benim. Hoş geldiniz. Bahtiyar Can'dan. Hoş geldiniz canım. Ne güzel bir isim Bahtiyar. Teşekkür ederim. Ha canım seni dinliyoruz. Ya biz bir çay getiriyorduk bu televizyonda. Şimdi benim komşular getirttiler. Biz sizi ben dinledim. Vallahi beğendim. Bunu iptal ettirdim. Hemen. Evet, aferin. Ben canlı yayını vallahi şimdi açtım bak dinliyor. Çok memnun kaldım. İyi ki de almamışım. Aferin sana. Aferin. Vallahi... Hemen komşularına da söyle. Onlar da almasınlar. Onlar da iptal etsinler. Aradım zaten sakın kullanmayın dedim. Bak dedim 360'a atın dedim.
Feriha Hanım vardı, bak konuşuyor dedim. Bak evet. Bayağı dedim ne hali gelmiş dedim, hap kullanmış dedim. Evet. Şimdi hep onları uyardım ben onlara. Ah çok harikasın yani, işte böyle bir kişiye ulaşabilmemiz işte. Bile evet, medyanın evet. gücü. Evet. Bir evet. Evet bir kişiye ulaşabilmemiz, senin diğer arkadaşlarına evet. ulaşılman evet. bile çok güzel bir şey. Biz evet. hayat kurtarıyoruz demektir bu. Çok evet, mutlu evet. oldum. Aferin sana. Evet. Herkese şimdi yay o, bunu. Hah. Şimdi o çayı içerken bak o çayı bol bol sabahın aşkına içmişim ama çok suza diyormuş bu çay. Ya. Niye nasıl bilmiyorum çok suza diyormuş. E şimdi hayatım. Hayatım bak su gidiyor vücuttan bir. İkincisi o vücuttan su giderken başka şeyler, kalp çarpıntılarınız, onlarınız, bunlarınız olacak. Sonradan da maalesef durumlar çok kötüye doğru gidecek. Onun evet. için geri dönüşü yok. Yani evet. Bu kızımız şanslıymış, hayatta kalmış. Evet. Diğerlerinin hepsini kaybetmişiz baktığımız zaman maalesef. Evet. Hepsini. İşte, onun için hiç sakın. Kilo oluyoruz işte kilo oluyoruz. Evet kilo olduğumuzdan dedik bunları iş ettik iyi kilo almamışız. Bak canım benim şimdi hocayı dinle, ne yapman gerekiyor kilo almaman için? Hocam tamam. söyler misin ne yapsınlar? Evet. Yaptıkları şu, benim bir kitabım var Beden Aklıyla Zayıfla diye. Beden aklını dinlemesi lazım. Yani beden aklı nedir ne biliyor demek? Musunuz? Sizi bebekten kocaman insan yapan akıl. Yani bu kadar büyük değişimi yapabilen bir akıl var. Bütün doğadaki canlıları ne yapıyor? Hayatta tutuyor. Beden aklı mükemmel. Sizin DNA zincirinizde yazılı bir kütüphane. Onu kullanın. Mesela acıktınız değil mi? Yiyin. Susadım diyorsunuz. Neden? Beden aklı çalışıyor. Diyor ki bak diyor bu çay benim bütün suyumu bitirdi diyor. Bana su ver diyor. Yani bakın bu beden hocam, aklıdır. Ben şeker hastasıyım. Ben şeker hastası oldum. Ben çok acıkıyorum. E tamam. Demek ki şekerini etkiliyor. Şekerini etkilediği için. Eğer şeker hastasıysan ve çok acıkıyorsan demin ne dedik? Bağırsaklarını düzeltmen lazım. O zaman ev turşusu ye. Ev yoğurdu ye. Bakın eskiden neydi? Çok güzel peynirler vardı, yoğurtlar vardı ama şimdi beyaz eşya gibi oldular. Bir bakıyorsun son kullanma tarihi bir ay. Bir aylık yoğurt olur mu? Kendim yiyorum. O zaman sen kendin yapıyorsan o çaylara ne ihtiyacın var? Al işte yoğurdunu ye, sabah kahvaltını et, peynirini ye. Bak Antalya gibi çok güzel bir memlekettesin. Değil mi? Antalya'dasın. Antalya'da mısın? Evet. Ben orada okudum. Antalya Tıp Fakültesinden mezunum. Yani lütfen o şeyleri, imkanlarınızı kullanın. Güzel sebzeler yiyin, güzel meyveler yiyin. Bunları ne yapın? Düzenli yiyin. Sabah kahvaltınızı evet. asla unutmayın. Ben hep söylüyorum, sabah kahvaltısını erken yapan kişi öğlen acıkır. Diyorlar ki acıkmak evet. istemiyoruz. Acıkacaksınız ki akşam yemeyeceksiniz. Tabii. Bugün bir şey paylaşmıştım dedim. Yani akşam yiyorsanız, çok acıkıyorsanız demek ki gündüz yemediniz. Eğer gündüz yemezseniz, sabah bir elmayla başlarsanız güne, akşam her şeyi yersiniz. O yüzden lütfen... Evet. Günde bir elmayla başlamayın güne. Güzel kahvaltı var. Türk kahvaltısı diye yazın bakın neler çıkacak içinde. Ha şu anda belki bala, reçele biraz dokunmayabilirsiniz ama ileride ona da dokunduğunuzda bir şey olmayacak. Yeter ki siz sindirim sisteminizi güçlendirin. Sindirim sistemi güçlenince ne şeker istersiniz, ne insülin direnci olur, ne tiroid olur, hiçbir şey olmaz. Güçlü olan, yani taşı eritecek kadar güçlü bir sindirim sistemine sahip olursanız her şey mükemmel olur. Eski bedeninize geri dönersiniz. Bunun nasıl bebek büyüyor? İşte mesela şekerdi, unlu. Tabii unlu şeker, gıdalar. Un, unlu gıdalardan uzak durun. Hatta ben bir evet. şey söyleyeceğim. Şimdi çay dediniz, zeytin yaprağı bulun ama... İlaçlanmamış olsun, onu kurutun çay olarak için. Mükemmel bir içecek. Size alın, hatta onu ezin. Şimdi biz hastalarımıza öneriyoruz. Zeytin yaprağını kuruttuktan sonra eğer öğütürseniz kahve gibi yoğurda karıştırarak yediğinizde bağırsakları güçlendiriyor. O zaman o probiyotik yediğiniz yemekler var ya onlar daha kolay evet. yerleşiyorlar. Bunu da yapın. Bu da çok güzel bir bilgidir. Bakın çok basit. Zeytinden buluyorsunuz her şeyi. Zeytin var zaten bahçede. Zeytin var dedim çok. E tamam çoksa o zaman niye çay alıyorsunuz orada? Yap işte ne çayı alıyorsun sen? Tamam. Tamam canım benim çok tamam. öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Ama Feriha Hanım bizi bana kafamızı bulandırıyor bu televizyondakiler. İşte şu kadar kaybıyorsunuz, şu kadar kaybıyorsunuz. Sakın sakın inanma. Biz ona inanıyoruz. İnanmayın canım inanmayın yapmayın. Yapmayın inanmayın. Sonra bunlar ortadan kayboluyorlar. Ceza bile almıyorlar Allah'ın cezaları. Evet. Tamam evet, mı canım benim? Evet. Canım, peki tamam. öpüyorum teşekkür seni. Ederim. Kendine ben iyi bak ederim. Canım. Sağ ol canım ben benim. Çok memnun oldum getirdiğiniz. Çok sağ olun. Sağ ol. Sen de sağ ol canım benim. Sağ ol. Şey değil. Hoşça kal. Hoşça kal. Şimdi ne kadar güzel bir şey var. Bakın yani biz bir kişinin hayatına dokunduk. Evet. O kişi
diğer arkadaşlarının hayatlarına dokundular. Evet. İşte bu ne kadar önemli bir şey. Evet, yani biz aynen. buradan evet. bu kadar kişiye erişebiliyoruz. O kişiler kim bilir daha bir sürü insan bizi aynen. izliyor. Ve bir sürü insan hı demeye başladı artık. Aman ne olur. Bakın hı diyeceğiniz bir bandımız geliyor. Bu bandı yayınladık. Ama şimdi televizyonunu açanlar tekrar bu bandı izlesinler. Çok önemli. Bir bakın bakalım. Zayıflama hapları öldürüyor. Son yıllarda uzmanların tüm uyarılarına karşın reklamlara kanarak bu ilaçlardan kullanan çok sayıda genç hayatından oldu. 20 yaşındaki Yeşim Kılıç, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisiydi. Kaldığı yurtta ölü bulundu. Odasında internet üzerinden satın alınan 20'ye yakın zayıflama hapı bulundu. Genç kızın bu yüzden öldüğü ortaya çıktı. 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez, Balıkesir'de bir güvenlik şirketinin ortağıydı. Gülmez zayıflama hapları kullandıktan sonra fenalaştı ve hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın 33 gün sonra yaşamını yitirdi. Kastamonu'da yaşayan 23 yaşındaki Nilay Dinçer, kullandığı zayıflama hapı nedeniyle yaşamını yitirdi. Dinçer'in kullandığı ilaçta sibutramin etkin maddesi bulunduğu belirlenirken, ilaç bakanlıkça eczanelerden toplatılmıştı. Ancak yine de piyasadaydı. Bartın'da yaşayan 50 yaşındaki tansiyon hastası Fatma Sinaplı, evinde ölü bulundu. Sinaplı, internetten satın aldığı zayıflama hapını 2 gün kullandıktan sonra yaşamını yitirmişti. Bir kanalda bilgi işlem müdürü olarak görev yapan Ertan Geyik, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ertan Geyik, kullandığı zayıflama hapları yüzünden yaşamını yitirmişti. Bakın artık obezite denen bir şey var. Bu obezitede bütün hastaneler alarmda. Hangi devlet hastanesine giderseniz gidin. Orada size mutlaka bu anlamda yardımcı olacak doktorlarımız ve diyetisyenlerimiz var. Onun için böyle kendi kendinize internetten alacağım, zayıflayacağım, edeceğim değil mi hocam? Hocam kesin. Bir de şu bal meselesi var. Bak ben ona da çok takıkım. Yani bir bal 5 kilo 100 lira. 100 bin lira bal mı olur 100 ya? Lira. 100 lira. Yani, bal 100 lira. Mı olur abi? O bal değildir. Yani. Bal değil. Glukoz ama bunu bu. Televizyonda evet. satışları var şakır şakır satıyor insanlar. Evet. Evet, maalesef. Ne bu hocam? Yani bence yani mantığı düşünün. Şimdi 3 liraya köfte olur mu? Olmaz değil mi? Çünkü etin kilosu belli. O zaman içine bir şey koyması lazım. Bunun gibi lütfen dikkat etsinler. Mantıklı olan şeylere yönelsinler. Yani 5 kilo bal 100 lira olmaz. Çünkü balın bir bedeli var, o arı yapıyor. Arıcının şeyi var, emeği var. Yani bunların hepsini bir tarafa bırakın. Zaten o kadar çok bal yapamaz ki bir arı. Yani arının, bir de düşünün bu arada. Arının emeği var, arıya da bir bakım için maddiyat gerekli. Aynen tabii, öyle, o nedir o? Adam o balı satıp glikoz para dediğiniz gibi aynen. herhalde. Tabii glikoz şorbuna şey bal esansı koyuyorlar. Fakat bunu ancak laboratuvar anlayabiliyor. Hmm. Yani siz öyle tadarak anlayamazsınız. Çünkü artık teknoloji o kadar gelişti peki ki. Peki neye güveneceğiz biz? Mesela şimdi eskiden herkes derdi ki meyve yiyin, işte evet. Sebze yiyin, meyve yiyin. Ama şimdi mesela... Canan hocamız diyor ki meyve yemeyin. Çünkü meyve şöyle, meyveyi fazla yemeyin. Hmm. Çünkü bir avuç yetiyor içindeki vitamin mineraller için. Siz bir avuçtan fazla yerseniz, bir tabak yerseniz o zaman boşu boşuna vücudunuza fruktoz koyarsınız. Sonra ne olur? Karaciğer yağlanması olur. Ha, meyveyi gece yemeyin. Gündüz yiyin. Çünkü o vitamin minerali gün ışığıyla alacaksınız vücudunuza. O zaman gece yemenin bir anlamı yok. Hammallıktır, gece uyutmaz. Sabah evet. tok kalkarsınız, bu sefer ne olur? Bütün döngü bozulur. Biz uyandığımız zaman kahvaltı etmeye programlandık. Çünkü biz güneşle yaşayan canlılarız. Hı hı. Yani nasıl gündüz avlanan canlılar var, gece avlanan canlılar var. Gece avlanan canlı değiliz ki, biz gündüz vampir avlanan canlıyız. Değil mi yani? Yani dolayısıyla biz gündüz göre... yemek zorundayız. Aktif olduğumuz yaşamda bunu sağlamak zorundayız. O zaman bunlara dikkat edelim. Şimdi bal da şöyle, biz diyoruz ki bal kötü mü? Değil. Çok güzel, sağlıklı ama balın şöyle bir yanlışı var.
Şeker olduğu için içinde ister bal yapsın, yani arı yapsın, isterseniz fabrikada yapın o şekeri. Şeker yapılmış hazır bir gıda, yani size hazır sunuluyor. Hı hı. Bu hazır sunulan gıdalar sindirim sistemini tembelleştiriyor. Peki hakiki balı ne yapacağız? Yani memleketlerden falan hakiki getireceğiz. Hakiki balı çok zor bulursunuz. Petek'te olanların bile içine glikoz şurubu dolduruyorlarmış. Evet. Yani, İnanmıyorum. Ben o kadarını öğrendim. Yani o peteği bile hazır yapıyorlarmış. Sonra glikoz şurubu doldurmasınlar. Yanına glikoz şey koyuyorlarmış damlalıklı. Arı oradan alıp oradan bal yapıyormuş. O da aynı şey. Ay yani, arının zavallı arı ya. Arı da mutasyona uğrayacak. Şey gibi yani yapıyorlar yani balıkları nasıl şeyde çiftliklerde üretiyoruz. O balıklar ne yiyorlar? Tavukları öyle üretiyoruz aynı şekilde. Ne yedikleri şeyler çok kötü. Martı mı yiyorsun, tavuk mu yiyorsun belli değil. Tövbe yarabbim. Yani bunu da ballarda da yapıyorlar maalesef. Yapıyorlar değil mi? Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Evet efendim, bugün de geldik programımızın sonuna. Bugün neydi konumuz? Zayıflama ilaçları, zayıflama çayları. Bunları asla internetten almayın ve Sağlık Bakanlığı'ndan ricamız, lütfen bir kamu spotu oluşturalım ve bunu yayalım. İnsanlarımız hala daha alışveriş yapmaya devam ediyorlar efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bir nebze birilerinin hayatına dokunmuş olduk. İnşallah birilerinin hayatına dokunmuş olduk bugün. Hande'cim sana da teşekkür ediyorum. Canım benim sana da teşekkür ediyorum. Bekliyorum bak. Beni unutma. Sen her şeyi unutuyorsun ama beni unutma, tamam mı? Tamam. Ahmet çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nurcan'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah inşallah Allah sağlık versin. İnşallah. En kısa zamanda bütün dileğim o. İnşallah her şey güzel olacak dileğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yarın görüşeceğiz.